Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Meselenin iç yüzüne hoş geldiniz. Ben Özge Özsağman. Sayın seyirciler, sonunda merak edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump görüşmesi gerçekleşti. Görüşme öncesi yürütülen negatif propagandaya rağmen ortaya çıkan fotoğraf hem Amerika, Türkiye hem de iki liderin ilişkileri açısından pozitifti. Bakıyoruz, ne Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile ilişkilerini koparmak istiyor ne de Türkiye Amerika ile. Peki gelinen son durumda bundan sonra ilişkiler nasıl seyreder? Bundan sonraki dış temaslarla Türkiye'yi nasıl bir konjonktür bekliyor? Kısaca meselenin iç yüzünün dış ayağını değerlendireceğiz. İç siyasette ise gözler AK Parti Kongresi'nde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongreden sonra genel başkanlık görevini yeniden üstlenmesinin ardından AK Parti'de vizyoner ve spesifik değişiklikler bekleniyor. Peki bu değişimler iktidar partisinde ne yönde olabilir? Nasıl bir süreç başlayacak? Merak edilen sorular. İşte bu kritik soruların yanında olağanüstü kongre öncesi tüzük değişikliğine de gidilecek. Hayati Yazıcı tüzük değişikliğiyle genel başkan vekilliği ihdas edileceğini kaydetti. Keza Başbakan Yıldırım'ın 24 Mayıs günü basına kapalı yapılacak grup toplantısında yeniden AK Parti Meclis Grup Başkanlığı görevine seçilmesi de beklenmekte. Bu akşam hem AK Parti Kongresi sonrası nasıl bir AK Parti olacağını, partili Cumhurbaşkanlığının hayata geçmesiyle olası gelişmeleri ve nihayetinde Erdoğan-Trump görüşmesini ele alırken gündeme dair önemli olayları da konuşacağız. Sizler de TGRT'den mesajım etiketine soru ve görüşlerinizi yazın, yayınlayalım. Meselenin iç yüzü şimdi kısa bir reklam arasının ardından kesintisiz başlıyor. Sayın seyirciler, meselenin iç yüzü reklamların ardından an itibariyle kesintisiz başlıyor. Bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Trump görüşmesini tüm boyutlarıyla ele alacağız. Aynı zamanda pazar günü AK Parti Kongresi var. Bu kongreyi de hem enine boyuna tartışacağız hem de kongre sonrasındaki olası gelişmeleri Türk siyasetine yansımalarını değerlendireceğiz. Sizler de lütfen TGRT'den mesajım etiketine soru ve görüşlerinizi yazın, yayınlayalım. Hem de katılımcılarla burada tartışalım. Efendim çok önemli değerli konuklarım var yine meselenin iç yüzünde. AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Metiner. Sayın Metiner, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Esat Aslan. Efendim siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sol yanımda da değerli hocalarımız var. Üsküdar Üniversitesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Mithat Baydur. Efendim hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk, sağ olun. Ve Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Can Baydıroğlu. Sayın Baydıroğlu, siz de hoş geldiniz hoş programımıza. Kesintisiz dedik. Dolayısıyla Erdoğan-Trump görüşmesini tüm boyutlarıyla ele alacağız. Hem dış meselelerde Türkiye'yi neler beklediğini bundan sonra hem de bunların iç siyaseti elbette ki yansımasında neler olabileceğini sizlerle irdelemek istiyoruz. Kısaca bir özet geçersek, Erdoğan-Trump görüşmesi gerçekleşti. Son tahlilde ne Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den vazgeçiyor ne de işte Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden. Bu bile belki son yıllarda Türkiye'yi zorlayan küresel güç odakları açısından tırnak içinde ciddi bir başarısızlık olarak da nitelenebilir. Çünkü Türkiye'yi yalnızlaştırmak isteyen bir takım çevreler son ana kadar medya üzerinden bir takım algı operasyonları yürüttüler. Tabii işin ilginç yanı da aynı kesimler Amerika Birleşik Devletleri içinde Trump içinde çalıştılar. Yani Trump'ı da kuşatmaya almış durumdalar. Trump seçimle geldi ama hala kendi ülkesinde söylenen o ki iktidarda ama muktedir değil. Peki ilk soruyu Sayın Metiner'le başlamak istiyorum. Tabii, müsaadenizle tabii, değerli hocalarımdan. Sayın Metiner, şimdi ülkesinde muktedir olmayan ama iktidarda olan bir Trump var. Trump'la da önemli bir görüşme gerçekleştirdi Sayın Cumhurbaşkanımız. Türkiye bundan sonra bu bütün beklentilerini de sundu. Ne ölçüde karşılayabilecek? Yani genel bir değerlendirme alalım, daha sonra detaylara girelim evet. Lütfen. Yani Amerikan müesses nizamının Trump'a nasıl direndiği ortada. Trump'ın bu müesses nizamı ne kadar değiştirip değiştiremeyeceği henüz meçhul. Evet. Görünen o ki, çok eski okuduğum bir kitaptı, İktidar Seçkinleri. Amerikan siyasal sistemini çok iyi özetleyen bir kitaptı. Wright Wilson'dı sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, başkan olabiliyorsunuz ama her şeyi değiştirmeye muktedir olamıyorsunuz. Yani statüko sadece, müesses nizam sadece Türkiye özgü bir olgu değilmiş.
Amerikan özelinde de bir kez daha görmüş olduk ki her ülkede bir derin devlet var. Bakalım yani müesses nizamı ne ölçüde değiştirebilecek. Ya, değiştirmek istiyorum. Değişirse Türkiye'nin lehine olacak bir takım gelişmeler tabii olabilir. Ki, yani şu söylenebilir. Her ülke öncelikle kendi çıkarlarını düşünür. Amerika'da kendi çıkarlarını düşünür. Kendi çıkarlarıyla örtüştüğü oranda herhangi bir ülkeyle işbirliğine gider. Tabii. Yani Türkiye'nin çıkarlarını kendi çıkarlarının önüne almaz. Böyle bir diyalog da olmaz. Böyle bir müzakere de, böyle bir işbirliği de olmaz. Biraz da siyaset, diplomasi çıkarların örtüştürülebildiği bir alan. Müzakereler bunun için var. Doğru. Ben bu müzakere için önemli bir başlangıç yapıldığı kanaatindeyim. Ezik değiliz. Öyle hani bizim elimizi böyle sıktı, Merkel'in elini sıkmadı, bizim yüzümüze böyle gülümsedi. Çok şükür bu tür eziklerden değiliz. Amerika'yı çok önemseriz ama Amerika bizim için her şey demek değildir. Tıpkı Avrupa Birliği'ni çok önemsediğimiz halde Avrupa Birliği'ni olmazsa olmazımız olarak kabul etmediğimiz gibi. Yani böyle bir ezik psikolojiyle Amerika'ya gitmedi bizim başkanımız. Ama iki başkanın ortak özellikleri var. Çünkü iki başkan da müesses nizam tarafından henüz içselleştirilebilmiş değil. Yani Erdoğan'a nasıl bir direnç olduğunu, hali hazırda medya üzerinden de nasıl bir direnç olduğunu görüyoruz. Amerikan medyası da o iktidar seçkinleri diye tanımlanan olgunun bir parçası. Yani azli düşünebilecek kadar gözünü evet. karartırmış bir takım derin odaklar var Amerika'da. Ama ben iki başkanın görüşmesinin yeni dönemde yeni işbirliği mecrasına dönüşebileceğini görüyorum. Bu biraz da Trump'ın kendi politikalarını ne kadar uygulayabileceğiyle doğrudan bağlantılı. Eğer kendi politikalarını uygulayabilirse ben Türkiye ile Amerika arasında ciddi kayda değer bir sorun yaşanacağı kanaatinde değilim. Ama tabii ki öncelikle belirlenmiş bir takım politikaları var. Yani bunu söylerken Amerika'nın işte Raqqa operasyonunda Suriye'nin PKK'sından vazgeçeceğini söylemiyorum. Tam tersine Raqqa operasyonuna YPG'yi dahil edecekler. Suriye demokratik güçlerini dahil edecekler. PKK'sını dahil edecekler. Ama bu silahların Türkiye'ye dönmemesi için belki bir takım mekanizmalar bulunabilecek. Yani Türkiye'yi asla gözden çıkarmak istemeyen ama kendi çıkarlarını da gerçekleştirmek isteyen bir Amerikan dış politikası. Onu da Milli Savunma Bakanı bence büyük bir maharettir onu belirlemek. Siyasette biraz böyle bir şey. Yani YPG bizim seçeneğimiz değil, mecburiyetimizdir diye. Yani mecburiyetle, yani lokal, konjonktürel mecburiyetlerle tercihlerin aynı olmadığını söyleyen bir Amerikan dış politikasıyla karşı karşıyayız. Raqqa'da belki Türkiye'nin dediğini yapmayacaklar ama sonrasında Türkiye ile nasıl bir ilişki geliştirileceği henüz bilinmiyor. Çünkü Türkiye'nin bir aktör olarak devrede olmadığı bir bölgede siz DAEŞ'le başarılı bir mücadele yürütemezsiniz. Amerika bunu görecek. Yani Afganistan'da Taliban'ı desteklerken nasıl bir Frankenstein yarattığını unutmayacaktır. YPG'nin de tıpkı Taliban gibi kendisine dönebilecek bir silah olduğunu bir şekilde anlayacaktır. Belki de Raqqa operasyonu esnasında daha sonra başka seçenekler gündeme gelebilir. Ben Türkiye'yi gözden çıkaran bir Amerikan dış politikası beklemiyorum. Ama Türkiye'nin beklentilerine uygun her alanda bir Amerikan dış politikası da beklemiyoruz. Amerika eğer ulusal çıkarlarımızı haleldar eden bir davranış içerisine girerse kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. YPG de dahil bütün terör unsurlarını vurmakta hiçbir sakınca görmeyiz. Fırat Kalkanı operasyonunda olduğu gibi başka yerlere de aslanlar gibi gireriz. Kim karşımıza çıkarsa çıksın. Bu Amerika'ya düşman olduğumuz, Rusya'ya düşman olduğumuz anlamına gelmez. Ama biz milletimizin boynunu öne eğdirmeyiz. Milletimizin haysiyetini kıracak hiçbir davranışa izin vermeyiz. Devletimizin bekası söz konusu olduğunda da atılması gereken her adım atarız. Atarız. Peki hemen sol yanında Sayın Baydur'la devam edelim. Böyle böyle bu şekilde gidelim. Şimdi meselenin hem Trump ekseninde elbette ki hem de devlet politikaları çerçevesinde iki ayrı
aksanda galiba değerlendirmek gerekiyor değil mi Sayın Hocam? Çünkü eksende. Eksende değerlendirmek gerekiyor. Şimdi sizce Türk-Amerikan ilişkileri bu görüşmeyle özellikle bu PYD meselesi verdiği destek, işte o ağır silah yardım vesaire, terör örgütü tanımlamaması nasıl bir sürece doğru götürüyor Türkiye'yi? Türkiye bu açmazdan tabii nasıl kurtulabilir? PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyor da ama YPG'yi tanımıyor. Farklı bir şey YPG'yi var. Tanımıyor, evet. Şimdi efendim şöyle bir giriş yapayım. Madem siz böyle derin Amerikan mahfilleri, müesses nizam dedik. Yani öyle bir teorik giriş yapayım isterseniz. Lütfen. Öyle anlaşılıyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bir iki ekolün çarpışmasını Trump nezdinde gözlemleyebiliyoruz. Bu nedir iki ekol? Bu derin Amerikan mahfilleri dediğimiz, özellikle Soğuk Savaş öncesinden başlayarak günümüze kadar gelen bir eksen var. Bir de bir farklı eksen var. Bunlar nedir? Belki birini seyirciler için anlaşılır olmak ümidiyle birine Kissinger modeli diyelim ki bu model biraz daha Soğuk Savaş'ın arka planında göz önünde bulunduran, tarihsel arka planda Amerikan-Rus antagonizmasını ihmal etmeyen, kendi denklemi içerisine alan ve bir Amerikan-Rus beraberliğinden ziyade her zaman Rusya'yı karşı kutupta değerlendiren bir ekol vardır. Ki bunu belki Kissinger'la da özdeşleştirebiliriz. Biraz da realist bir ekol. Bilirsiniz uluslararası ilişkilerde evet, farklı ekoller ki vardır. Tabii. Öteki tarafta ise yine ünlü siyaset bilimci John Mearsheimer ve George Kennan tarafından adlandırılan bir ekol ya da bir okul olarak değerlendirebileceğiniz agresif realist okul vardır. Bunlar ise aslında Soğuk Savaş sonrası özellikle ortaya çıkmış bir ekoldür. NATO genişlemesini şiddetle eleştiren bir ekoldür. Yani işte özellikle Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Polonya aldıktan sonra Baltık ülkeleri, Letonya, Litvanya, Estonya'yı da dahil ettikten sonra Rusya'nın burnunun dibine kadar gitmenin ne anlamı var? Yani böyle bir Soğuk Savaş sonrası yeni bir dünya dinamikleri ortaya çıkmış. Tekrar Rusya'yı özellikle Soğuk Savaş yıllarında önemli bir güç olarak karşı kutumuzda olan Rusya'yı rahatsız ederek bütün dünya politikasını, küresel politikaları gerginleştirmenin hiç gereği yok diyen ve Rusya ile beraber olarak aslında Çin'i dengelemeye çalışan bir ekol bu. Fakat birinci ekolün ağırlığı Amerika Birleşik Devletleri'nin daha fazla. Şimdi bunu nereden anlıyoruz? Yani Trump nezdindeki Amerikan siyasi aklı şu anda eksen mi değiştiriyor tartışmaları oradan çıkıyor. Özellikle kendi danışman kadrosunun iktidara seçimlerden biraz önce ve sonrasındaki Rusya ile yakın ilişkilerinin çıkmasından sonra Amerikan derin mahfilleri bundan bir miktar rahatsız oldu ki Michael Flynn ile olan soruşturmasından dolayı zaten James Comey de görevden alındı. Soruşturma devam ediyor. Şimdi Trump'ın burada birinci ekole teslim olma alametleri gösterdiğini nereden anlıyoruz? Hemen öncesinde non-state actors'lerle yani devlet dışı aktörlerle çalışmayacağız demişti. Ama çalışmaya karar verdi. Evet. 1209 no'lu kararnameyi imzaladı. Onun için burada bir derin mahfillere teslim olma durumu var. Görüşmeye gelince biliyorsunuz birkaç gün önce görüşmenin olduğu günde yine sizin ekranlarda sonra başka ekranlarda da sorduk. Nedense bizim medyamız şeye çok meraklı. Yani işte şu anda arabadan indi hocam. Elini sıkıyor, tebessüm etti. Bundan iyi bir anlam çıkartabilir miyiz hocam diye magazinsel yaklaşıyorlar. Ama tabii problem, mesele, analiz onların ötesinde. Sayın Metin Eren'in bahsettiği gibi en azından illa magazinsel bakacaksak Merkel'e yan döndüğü gibi dönmedi. Yani bu Türkiye'nin bölgede ne kadar önemli, çok güçlü, ihmal edilmemesi gereken bir aktör olduğunu göstergesi. Hem de çok önemli bir göstergesi. Evet. Şuna katılıyorum efendim. Amerikan politikası böyle bir pragmatik felsefeden beslenen bir politikadır. Yani utilitarian dediğimiz faydacı felsefeden. Evet. Yani çok kısa seyirciler kusura bakmasın. Hep böyle bazen öyle düşünüyor zihin. Uluslararası. If something yields desirable results it is true. Eğer bir şey istediğiniz sonuçları üretiyorsa o doğrudur benim için diyen yararcı, çıkarcı ya da pragmatik bir felsefedir. Tabii. Yani Amerika Birleşik Devletleri bölgede Türkiye'nin önemini uzun yıllardan beri 70 yıllık bir beraberliğimiz var bilen bir ülkedir. Hoş bu 70 yılın çok böyle flört anlamında, sevgili anlamında 10-12 senesi geçmiştir. Hep böyle bir sancılıdır. Yani 70'li yıllardaki ambargolar falan, 90'lı yıllar o çekiç güç davaları. Yani 60 Demirel'in iktidar olduğu 1965-71 arası haşhaş meselesi, U2 casus uçakları ve 71-12 Mart muhtırasına giden süreç.
Bunun 60 yılı falandır aslında çok iyi değildir. Ama bir müttefiktir. Bunu ihmal edilemez. Evet, mütabık olmama konusunda bir mütabakat oldu aslında. Mütabık olmama konusunda bir mütabakat. Evet. Çünkü onlar bizim Türkiye'den baktığımız pencereden YPG'ye bakmıyorlar. Bizim buradan baktığımız zaman sizin terör örgütü gördüğünüzü biz buradan... Hani zaman zaman hatta özgürlük savaşçısı tabirini bile kullandı. Trump seçilmeden önce bile kullandı. Onlar farklı bir gözle görüyorlar. Dolayısıyla bu konuda bir mütabakat olmadı. Ancak hala hemen şunu söyleyip kapatıyorum efendim. Yok, yani fazla daha zamanınızı almayacağım. Karşımızda böyle bir eski tabirle yekpare bir Amerika'da yok. Bunu da bilmemiz lazım. Bak hemen mesela birkaç örnek vereyim. Eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, çok büyük hata ediyorsunuz. Türkiye'nin kaygılarını göz önüne almamakla dedi. Joe Biden çok sürpriz bir çıkış yaptı. Ne yap? Aynen motoma söylüyorum. Ne yaptığınızın farkında mısınız ya? Evet, Biden'ın Esad'la senelerce bir arada beraber olmuş bir örgütü yanınıza alarak bunun sadakatine ne kadar güvenebilirsiniz siz dedi Joe Biden. Tim Kaine senatoda, Tim Kaine adlı bir senatoda size 64 bin dolarlık bir yarışma sorusu soruyorum dedi. Biraz böyle ironik ve esprili. Bir tarafta NATO'da müttefikimiz ve partnerimiz var. Öbür sahada terör örgütü olarak adlandırılan çoğu odakları, mahvillerin bir örgüt var. Biz NATO müttefikimizi bırakarak bu partnerimizle birlikte hareket ediyoruz. Bunu nasıl çözeceksiniz? Bilene 64 bin dolar diyor Tim Kaine. Şimdi bir tanesi de artık isimlerini vermeyeyim. Bir tanesi de tricky dans yapıyorsunuz diyor. Tricky hileli kurnaz demek. Hileli, evet. Kurnaz bir dans yapıyorsunuz. Yani aynı. Bir tarafta bir müttefik, öbür tarafta başka bir örgüt. Bunun altından nasıl kalkabileceksiniz diyorlar. Şimdi Amerika tehlikeli bir oyuna girdi. Son da şunu söylemek istiyorum. Şuna da itirazım var. Şunu bak. Aslında Amerika YPG'nin bir terör örgütü olduğunu çok iyi biliyor. Yani YPG'yi bırakması halinde Suriye'nin YPG'yi kendisine karşı kullanabileceğini görüyor. YPG'yi Suriye'ye kaptırmamak gibi bir politika izliyor. Bir ikincisi aynı YPG'nin Türkiye'yi izeye getirmek için de Amerika'ya sağladığı fonksiyonel bir araç olduğunu şey var. Onları belki açarız diye şimdi girmiyorum hani. Tabii Rusya da aynı şeyi bırakmıyor şimdi. Birbirlerini dengelleme. Evet. Bir de şunu söylemek istiyorum. Mesela işte gitmese. Mesela iktidara yakın medyada söyledi bunu. Ya gitmesin falan. Bunlar çok yanlış şeyler. Çok yanlış şeyler. Çocukça şeyler. Yani bir mesela yani çok basit bir şey söyleyeceğim. Bir apartmanda bile karşı dairenizdeki komşudan şikayetçiyseniz apartman toplantısına gitmemek gibi bir lüksünüz olmaz. Gideceksiniz, derdinizi orada anlatırsınız. Tabii peki ki. Tabii tersinden ki okuyalım ve bitiriyorum. Evet. Gitmeseydik ne olurdu? Evet. Gitmeseydi Sayın Erdoğan'a gitmesin ne olurdu? Kime yarardı biliyor musunuz? Bir FETÖ'ye yarardı, iki Kandil'e yarardı. Doğru. Tabii ki. Tarihe, siyasi tarih denen bir alan vardı. Tarihe not düşüldü. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ve Türkiye tezlerinin oradaki itirazları ve YPG ile yapmış oldukları bu flörtün ya da bu ortak harekatın nelere mal olacağını ve ileriye matuf çözüm sürecini nasıl baltalayacağını tarihe not düşüyor. Not düşüyor. Tabii o ileriye matuf olası gelişmeleri de program içerisinde detaylandıracağız. Tabii, tüm boyutlarıyla ele alacağız. Bundan sonra neler olabilir? Tabii. İlk turda hemen ilk konuşmayan katılımcılara da söz verelim. Esat hocamıza dönelim. Evet. Hocam siz ne diyorsunuz? Trump teslim oldu mu önce? O soru oydu. Derin devlete tırnak içerisinde. Öyle mi gözüküyor? Size göre de öyle mi? Evet, estağfurullah. Öncelikle bugün tabii 19 Mayıs'ı zikretmeden gidemeyeceğim. Atatürk'ü anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlu olsun ifade edeceğim. Çünkü Atatürk'ün doğum günü bir de yeniden diriliş günü diye ifade etmemiz lazım. Hani Bağız'la falan hiç karıştırmak istemiyorum. Bağız çünkü yeniden diriliş. Vel Bağız'ı Badel Mavut deyince öldükten sonra dirileceğiz. Tabii ki 200 bin kilometre kareden 780 bin kilometre kareye çıkma savaşı mıdır? Ama bir düşünün, gene ulusal mücadelenin en önemli özellikleri ve Türk milletinin en önemli özelliği kurulan bütün müdafaa cemiyetlerin adı Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'dir. Yani bizim bir özelliğimiz var, hukuk tabanlı mücadele ediyoruz. Bu çok önemli. İkincisi şunu söylemek isteyeceğim. Mesela bazı yerlerde şimdi özellikle entelijansiya, yani Türk entelijansiyayla konuştuğunuz zaman Sovat yani diyor. Bu Sovat yani de
bizim dilimize sonradan geldi. Yani anlat yani. Bakalım. Hani bir de yani anlat bakalım. Hayır hocam, tabii, anlat anlat heyecanlı oluyor. Anlat anlat heyecanlı oluyor. Hayır, so what yani. Şimdi bunları da tabii duyuyoruz. Pek de duymamazlıktan geldim. Şimdi bir kere şunu ifade etmek istiyorum. Bir kere vuzuh kelimesini söylüyorum. Doğrudan doğruya açığa birçok konu değil, iki tane konu açığa çıkmıştır. Bu da bakın o kadar güzel yapıldı ki Amerika Birleşik Devletleri dedi ki ben kardeşim 3 senedir YPG'yi eğitiyorum. Hı-hı. Tabii YPG biliyorsunuz PYD yani Partiya Yekmun Kürdistan'ı yani bunun bir ucu cepheleşmiş ve bunu PKK kurmuş, içindeki kadronun %80 olduğunu Metin Er daha ifade ederek söyler. Yani Kandil'de kurulan bir örgüt tabii, bu. Osman yani. Öcalan'ın bizzat Suriye kolu işte, PKK'da yani kurulduğu bucak. Ama dedi ki ben bunu 3 senedir eğitiyorum. Siz de benim hiç haberim olmadan bölgede ve de hiç kimsenin yapamayacağı bir hareketi yaptınız. Ne yaptınız? Aynı günde iki tane ülkeye aynı saldırıyı bitti öldü denilen. Ne diye söylüyorum? Karaçoklu'la Sincar'ı. Ama Şengal dediler biliyorsunuz. Şengal. Oradaki şimdi Kürt kardeşlerimi söylüyorlar şimdi. Ya burada bile yok. Şengal meya aposerako meya. Anlamı şu. Diyor ki Şengal bizim Şengal'imiz ama Apo da bizim önderimiz. Ya ne oldu işte PKK'ya getirdin. Daha başka söylememize gerek yok. Gerek yok evet. Şimdi birincisi Amerika Birleşik Devletleri bir kere Rakka Harekatı'na TC'yi Türkiye Cumhuriyeti'ni karıştırmayacak. Bir kere bu açık seçik ortaya çıktı. Aşikar. Bu aşikar. Hem de öyle bir şey oldu ki daha dosya açılmadan, daha masada açılmadan kapatıldı. Çünkü sadece değil Putin'e bile bu şekilde biz YPG'nin arkasındayız lafını söylettirdiler. Yani şu görüldü ki bunun hemen ikinci kısmı Amerika Birleşik Devletleri'yle Rusya Federasyonu kapalı kapılar ağzında el sıkışmışlar, her türlü şeyi planlamışlar ve o plan yürüyecek. Ve bu yani çok o gizli açık. Anlaşma hakikatte var yani var. Değil mi? Şimdi Rakka'ya biz oraya hareket etmeyeceğiz. Bakın Osmanlı Devleti 3 tane öbek oluşmuş burada. Şimdi bir Rusya Federasyonu'nun özellikle yakın hava desteği diye planladığı, bakın bunların hepsinin altını çiziyorum. Lübnan'ın Hizbullah'ı. Bunlar bizdeki Hizbullah'la karıştırmayalım. Bunlar Şii karakterdir. Ben şimdi 3 sene işte Şam'dı, efendim bu Arap bölgelerinde, Lübnan'dı, bu coğrafyada dolaştığım için onun için söylüyorum. İkincisi İran, Haçlı Şabi. Haçlı Şabi deyince bir tane örgütte, onu da şey yapmayayım, 42 tane çatı örgütü. Yani öyle örgüt var öyle. Yani. Bütün oraya yığmışsınız. İran bunun içinde bugün de çok önemliydi. 19 Mayıs'ı hemen altını çizelim. Bugün seçim var. Muhtemelen gene eski cumhurbaşkanı seçilecek. Evet. Yani sistem içerisinde bulunacak. Yani İran birinci öbek. İkinci öbek kim? İkinci öbeğe bakalım. Hani ilkokullarda öbek, gel öbek, birinci öbek, ikinci öbek sınıflar arasında vardı. Onun için yapayım. Evet. İkinci öbek Amerika Birleşik Devletleri PYD diyelim. Yani bunun öbekine. Ama burada Türkiye yine bakın en baştan altını çizerek büyük harflerle ifade ederek şunu söyledim. Türkiye'nin bütün açılımlarında hukuk bazlı olduğunu görürsünüz. Yani bu bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden açılımların önemini ortaya koymaktadır. Bakın ben size söyleyeyim milli mücadeleden gelen bir şey var. Mustafa Kemal Atatürk Türk Silahlı Kuvvetleri diye hitap etmemiştir. Bütün açılış şeylerine Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları diyor. Yani böylesine bir hukuk tabanlı oldu. Eğit Donat'a sadık kalmış. Eğit Donat'la bölgedeki kendi imkanlarını seferber ederek Suriye'nin bu özgür Suriye ordusunu eğitmiş. Alanda da bir de bizim var. Ve bizi Rakka'ya bulaştırıyorlar. Bizim için niye önemli Rakka? Evet. Şimdi önemli olan çünkü 84 kilometre mesafede Rakka. Efendim niçin önemli? Şöyle altını çizerek ifade etmek istiyorum. Niye önemli? O coğrafyada misak-ı milli üzerinde. Yani Türkiye'nin güvenli sınırlara kavuşturulabilmesi için ben kuş uçuşu sileceğim. Bakın Sincar'dan sonra Kandil'e bir hat çizin.
Bu hattı biz mutlaka ele almamız lazım. Yani o Fırat Kalkanı'nın operasyonu evet. bir kısmı kaldı. İşte bunun içerisinde Münbiç girmesi lazım. Bu pazarlık konusu ama öyle bir Amerika Birleşik Devletleri bu oyunu öyle güzel anlattı ki Mehmet Metiner sayın dostum o çok güzel bir şekilde ifade etti. Yani dedi ki güzeldi yani hakikaten onu şey yapmak istiyorum. Yani buraya getirmeyecekleri zaten açık seçik ortaya koydu. Hı hı. Şimdi ikinci konu şu, bu da önemli. Amerika Birleşik Devletleri bize şunun garantisini verdi. Bakın şunun garantisini. Dedi ki YPG'nin hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti'ne bir tehdit oluşturmayacak dedi. Bu önemli. Ama dedi, çünkü bizim iddiamız şuydu, YPG'den ve de PKK'dan bu bölgeden bize gelen tehdidi önlemek için bize şey. Ama şunu söylüyor, eğer diyor bir başına sen Münbiç'e hareket yaparsan, bize verilmeyen, ben not almıştım, silahlara, tanksavar silahlarına baksak, mesela bir tanesi Javelin silahları. Javelin silahlarını biz yıllardır söylüyoruz, ya bize verin. Çok önemli onu söyleyeyim. Evet. Bu havan gibi seyircilerimiz anlasın diye ifade söylüyorum. Evet. Dik mermi yollu bir silah mermi atıyor. Yani tanka biliyorsunuz tankın en önemlisi tank biliyorsunuz cepheden gelir. Cepheden geldiği zaman bütün o atılan roketleri kaydırabilir. Şimdiki bilgisayar sistemlerini de kaydırıyoruz. Ama, ama bu Javelin tepeden geldiği için tankın en zayıf yerleri. Yani isabet alabiliyor. Yani. İsabet alıyor ve doğrudan doğruya size tankla gelseler bile bunun garantisini veriyor. Evet. Evet. Ve onların tanklarını ölüme mahkum ediyor. Bir söyleme bana dur derseniz dururum. Yok yok hayır. Tamam. Yani buraya kadar çok güzel sizi. Evet. Bir de şunu söylemek istiyorum. Evet. Bu da önemli. Türkiye Cumhuriyeti Suriye'nin geleceğinde diplomasinin masada olmasının iddiasını yapıyor. Bir de Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı'dan devraldığımız miras önemli. Bakın bu coğrafyada biz otantik olarak buradayız. Halklarımızla beraberiz. Osmanlı'dan devraldığımız miras bu coğrafyadaki bütün halkları bütünleşik ve birleşik bir halde görmektir. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nden başka hiç kimse Suriye'nin toprak bütünlüğünü tabii. garanti eden hiç kimse yok. Yok evet. Ya nasıl bir uluslararası ilişkiler bir platformu? Yani evet. İnsan için bunu söylemeden edemiyor. Evet. Neden? Bir tek biz varız. Bir tek bütün şeyde söylemlerimizde daha baştan beri Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koymuş olduğu bütün söylemlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin sadece o değil, Türkiye Cumhuriyeti sadece Suriye'nin değil Irak'ın da toprak bütünlüğünü şey yapıyor. Yani bakın evet. Irak'ın kuzeyi tabirini kullanıyor. Kuzey Irak tabirini dahi kullanmıyor. Hı hı. Çünkü niye? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi, Kuzey Kore gibi, Kuzey Vietnam gibi buna bile dikkat ediyor. Evet, bakın dış ilişkiler özellikle uluslararası ilişkilerin raconu çok önemlidir. Evet ayrıntılarda çok yani çok bu raconu önemlidir. Tabii. Yani bunu bir yanlış kullanırsanız bu kullanamazsınız. Yani doğrudur. Türkiye bu kadar önemli sözcüklere dahi dikkat eden bir toprak bütünü ve bunların devraldığı miras British Intelligence Service İngiliz İstihbarat Servisinden aldıkları miras şu. Onlar da hep azınlıklar üzerine az olanlar üzerine bina etmişler ve işte gördüğümüzde politika bu. İngiliz'den devraldığı miras. Miras. Can Baydural'a dönelim. Evet, onun da değerlendirmelerini alalım. Ben pas verdim. Evet buyurun Sayın Baydural. Ne demeyi istiyorsun? Efendim önce bir isterseniz siz de bir genel olarak değerlendirin. Bu görüşmenin Türkiye açısından getirileri oldu mu olacak mı? Önümüzdeki süreç içerisinde bu ağır silah meselesi, PYD meselesiyle ilişkin görüşlerinizi de alalım sizin. Şöyle, çünkü oralara geldik artık. Mithat Hocam işin magazin boyutundan şey yaptı. Ben de biraz magazine kaçarak başlayayım. Olur. Noktalama işaretleriyle başladık hatırlıyorsanız. Tabii canım. Değil mi? Yani nokta koymaya gidiyor. Nokta koyan var bugün. Şimdi ben yani nokta var. Nokta koyduğumuz yer var. Virgül attığımız yer var. Noktalı virgül koyduğumuz yer var. İmla işareti koyarak hayretle karşıladığımız hadi dur bir bakalım dediğimiz yer var. Bir de soru işaretlerimiz var. Tabii. Yani aslında
Ama bir ünlem yok. Ünlem olmaması iyi. Ünlem yok. Ünlem de var. Var mı yani ünlem? Var tabii canım. Yani tamam, dur bakalım dediğimiz yerler de var. Yani ben şimdi... de burada bir işaretle gireyim. Bir hashtag etiketi hatırlatayım. TGRT'den mesajım etiketine. Hashtag TGRT'den mesajıma lütfen soru ve görüşlerinizi yazın efendim. Buyurun. Yani şimdi bu şekilde baktığımız zaman aslında herhalde Erdoğan-Trump görüşmesini biraz diplomasi tarihinde noktalama işaretleri bol bir görüşme olarak bundan sonra hatırlayacağız ve şimdi gelecek konusunda da her türlü spekülasyonu yapmaya da biraz müsait bir pozisyonumuz da var. Yani çünkü şu anda çok sıcak bir ortamdayız. Yani benim hep üstünde durduğum şey yıllardır değişen paradigmalar ve değişen parametreleri olarak yani hayata bakmaya çalıştım. Çünkü dış politikayı sadece kendi içinizden baktığınız zaman hep kendinizi haklı görebilirsiniz ama karşı tarafın ne yapmaya çalıştığını anlamadığınız zaman kendi haklılıklarınız yetmiyor. Yani dolayısıyla işte biraz önce Sayın Metin Erin de söylediği gibi dış politika herkesin kendi çıkarını, analizini doğruca yaptığı ve bu çıkar analizlerinin üstüne de uzlaşılan ya da çatışılan bir mecra. Yani dolayısıyla yani dış politikada ne ezeli dostlar ne de ezeli düşmanlar var. Yani o konjonktüre göre ve işte o paradigmalara göre değişiyor. Yani şu anda da yine kabul etmemiz gereken bir başka olgu var. Yanlış hatırlamıyorsam 16 Mayıs 1916'dır Sykes-Picot'un ortaya çıkması. Şu anda Sykes-Picot paradigmasının paramparça olduğu bir dönem yaşıyoruz. Ve kartlar yeniden dağıtılıyor. Yani ve kartlar yeniden dağıtılırken de işte biraz önce dostum Mithat Baydar'ın söylediği şekliyle hep bir Amerikan-Rus çatışma alanıydı İkinci Dünya Savaşı, bizim öğrencilik yıllarımız. Şimdi bakıyoruz, işte öncelikli soru işareti orada çıkıyor. Ya Amerika ile Rusya bize karşı mı anlaştı diye bir soru soruyoruz değil mi? Yani hani Amerika ne kadar, Trump ne kadar dost, Putin ne kadar dost. Dolayısıyla yani Türkiye'nin bir kere çok dengeli bir politika izlemesi gerektiği, çok hassas bir dönemden geçtiğimiz çok açık. Yapıyor ama. Yapıyor. Yani şimdi yapıyor. Bir kere onu altına doğru çizip koymak yani, lazım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Soçi'de gidip YPG ile Rus askerlerinin beraber resmini koyuyor masaya. Bak. Yani şimdi öteki taraftan bakıyoruz. Aynı sırada işte Rus askerleriyle YPG askerleri birlikte bayrak açıyor. Tabii. Amerika'da kendi tankını, topunu tabii, bizim sınırımıza bize karşı yığıyor gibi de bir görüntü var. Yani dolayısıyla burada hakikaten Türk dış politikasının ve Türkiye'nin çok ciddi bir dönemeçten geçtiğini de altını çizmek gerekiyor. Şimdi tam da yeri gelmişken şunu söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde YPG-PYD'den Türkiye'ye herhangi bir saldırı olursa hiç kimseye sormadan angajman kurallarını uygularız mesajı verdi. Mukabele edeceğiz. Bunun akabinde de Türk Silahlı Kuvvetleri bugün haber merkezlerine geçti haber. Bütün hazırlıklarını tamamladı. Sınırın hem Suriye ve Irak tarafındaki terör örgütü unsurlarından gelebilecek olası saldırılara karşı teyakkuzdalar daha doğrusu. Hava yani Kuvvetleri Komutanlığı da. Bir gece ansızın gelebiliriz dedik. Şimdi aynen öyle. Yani bir, boşuna söylenmiş boşuna bir laf değil. Boşuna söylenmedi. Yani. Bakıyoruz Afrin'in karşısına Hatay sınırı, Tel Abyad'ın karşısına Şanlıurfa'da, Kamışı'nın karşısında Mardin, yine Irak sınırında hudut hattı ve ötesindeki o bütün gelişme askerler istihbarat birimlerince yakından takip ediliyor. Şimdi Türkiye böyle olduğu takdirde, bir gece ansızan gelmeye kalktığı takdirde karşısındaki tırnak içindeki güç ne olacak? Yani kime karşı? Şimdi, hakikaten zaten büyük bir soru işareti değil mi? Bu ünlem işaretlerini gerektiriyor. Yani aynen. Şimdi onun için hep noktalama işaretleriyle analiz yapmaya çalışıyorum. Tabii Türkiye rüştünü ispat etti. Şimdi işte siz söylediğiniz o diplomasi masasındayız. Ama yani girmeseydik diplomasi masasında olmayacaktık. Bu kadar da basit yani. Çünkü yani sahada gücünüz yoksa masada yoksa diplomatik yani, masada gücünüz olmaz. Yani yeriniz de olmaz. Şöyle de bağdaştıralım. O egemenlik meselesi Türkiye'de çok tartışılır. Yani egemenlik dediğiniz şey dış politikada müzakere masasındaki gücünüzdür. Doğru. O kadardır. Yani daha fazla bir şey değildir. Öyle çok abartılması ama doğru yerine konması gereken bir şeydir. Yani şimdi yani, dolayısıyla burada ki algı bir kere geleceğe yönelik çok fazla belirsizliğin devam ettiği bir algı. Yani dolayısıyla hani
Türkiye Trump'la, Erdoğan Trump'la konuştu. Oh, her şey gülük gülistanlık falan, asla değil. Yani şu anda çok fazla hepimizi kaygılandıran, belirsizlik olarak algıladığımız pek çok unsur var. Bir kere bunun altını doğru çizmek lazım. Trump'ın ne olacağı konusu. Trump ne olacak? Az dedilebilir mi vesaire? Çok ciddi bir sorun. Yani demokratik yollardan indirebilirler mi, hukuk yollarından? Vallahi, yoksa hani darbe olur mu, tırnak için hani espri olsun diye. Yani Amerika'da askeri darbe görür mü Trump mesela? Çok merak ediyorum. Belki Pensilvanya'daki iblise Amerika'da da darbe yaptırtabilir. Vallahi şöyle söyleyeyim. Öyle bir televizyon yayınındaydı bundan işte 4-5 yıl önce. Tam da o sırada istiyorduk şeyi, malum hoca efendi Amerika'dan. İşte televizyondaki muhabir arkadaş da biraz heyecanlı, verecekler değil mi hocam, verecekler. Hoca dedi. Efendi mi dediniz, hoca efendi mi dediniz? Hoca efendi diye o sırada tabir ediliyordu. Verecekler değil mi, verecekler değil mi hocam diye bana diyor, hocam diye. Ben de vallahi evladım verecekler ama FBI ile CIA de herhalde promosyon malzemesi diye verecekler dedim. Yani şimdi öyle bir şeyden bahsediyoruz ki aslında... Yani her şey ortada ama işin arka planında işte hukuki kılıflar ama vesaire. Ama şunu unutmamak lazım. Washington Post'un uçağın indiği gün Fethullah Gülen'e, ben Allah H harfini eksik söylüyorum, Fethullah diyorum. Yani H harfisiz söylüyorum. Fethullah Gülen'e yazı yazdırması, Washington Post'un o saygın yazısını yazdırması önemli. Yani şimdi işte orada tek bir Amerika yok. Yani aslında onu görüyoruz ve Trump'ın geleceği de yani ilk defa belki Amerika Birleşik Devletleri'nde azledilen başkan olacak. Yani cumhuriyetçiler de kendisine karşı. Çünkü yani şeyle karşılaştıralım isterseniz. Bu Watergate olayıyla karşılaştırmak. Nixon istifa ettiydi. Yani. Ama Nixon'ın önemli bir şeyi vardı. Çok benziyor. Nixon savcıyı görevden almıştı. Evet, aynen. Şimdi de FBI başkanı, yani bu işi kapatın dediği kişiyi görevden alıyor. Ve de bakın, cumhuriyetçiler de artık yavaş yavaş bugün ben şeye baktım biraz. Kimler ne diyor falan diye. Bugün ilginç bir şey var biliyorsunuz. FBI'nin başına eski demokrat 2000 yılında hocam bilir Lieberman'ı. Tabii. Lieberman'ı düşünüyor. Demokrattır bu adam. Tabii. Ha, nedir? Bütün olay şu. Diyor ki FBI'nin başkanına ben bu demokrat partiliği getirirsem en azından demokrat partiliğe Hillary Clinton'ın o e-posta skandalını yaptırabilirim. Hı-hı. Yani artık biliyorsunuz bir türlü akıllar. Kongreden geçiremez hocam. Şimdi bütün bunları alt alta yazdığımız zaman aslında dünyanın inanılmaz bir belirsizlik içinde olduğunu da görmemiz lazım. Yani şimdi Amerika deyince hangi Amerika'ya ben güveneceğim diye bir kere benim aklımda şey yok. Yani şu anda çok net olarak işte budur diyebileceğimiz bir pozisyon yok aslında. Çok doğru. Yani o yüzden çok fazla soru işaretiyle karşı karşıyayız. Yani belki de bundan bir ay sonra bambaşka şeyler konuşuyor olacağız. Bambaşka saptamalar yapıyor olacağız. Dolayısıyla dış politikada tabii ki her ülkenin, hele Türkiye gibi her şey bizim sınırımızda cereyan eden bir ülkedeysek, bir kere tabii ki Türkiye'nin bir kendi çıkarını doğru analizini yapması gerekiyor. Bu analiz çerçevesindeki pozisyonlarını belirlemesi gerekiyor. İşte angajman kuralı ise angajman kuralı, hukuk illaki hukuk. Hani uluslararası hukuka da ne kadar güveniriz şu sıralarda, o da başka bir şey. Çünkü 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası nizam da çöküyor. Yani işte Birleşmiş Milletler'in içine girdiği pozisyon, NATO'nun bilmiyorum yani NATO ne kadar anda... şeydir, güvenilir bir yapıdır. Onu da ayrıca herhalde tartışmak lazım. NATO zirvesi çok yakın, 25 yani, Mayıs'ta. Şimdi baktığımız zaman yani uluslararası hukuk oradan, uluslararası hukuk meşruiyetini nereden alıyor konusu da bence tartışmaya çok açık. Bir parantez açabilir miyim? Çok yeni uluslararası aktörler devreye girmek istiyorlarsa, 2. Dünya Savaşı sonrası 80'li 90'lı yıllardan sonra çok fazla zikrettiğimiz yeni dünya düzeni, yeni dünya düzeni dediğimiz düzen de o zamanki adıyla yine yeni dünya kurulduğu zaman bu düzene özgü olan bütün kurumlar çöküyorsa bir paradigmatik değişikliğe doğru gidiyor dünya. Şimdi yani, tabii yani
Şimdi o, artık ben yeni dünya düzeni lafından da bıktım. Evet. Çünkü 35 yıllık işte hocalık şeyimizde ya her gün yeni dünya düzeni anlatıyoruz da nasıl bir benen bir şey, tabii, bir şey dünya düzeni, biz de şaşırdık, anlayamadık. Güvensizliği aslında. Tabii bütün bunların öteki tarafında çok önemli bir faktör daha var. Ya dünyadaki siyasi çatışmalar, şeyler, askeri çatışmalar, her şey tamam da arka plandaki iktisadi çatışmayı da asla unutmamak lazım. Yani dünyada esas çatışma şu anda aslında belki de kapitalizmin çöküşüyle de ilgili bir çatışma yaşıyoruz. Yani dünyanın bir tarafında dünya nüfusunun %15'i eğer dünya ekonomisinin %85'ine hakimse ve geride kalan %85 ki genç nüfusu temsil eden %85 sadece %15'lik payı alabiliyorsa bu şeyden. Dolayısıyla orada hepimizin ayrıca dünyadaki farklı bir şeyde tartışıyor olmamız lazım. Buradaki benim en büyük korkum. Bakın bazen biz heyecanlı dolusuz. Yani derhal gaza gelmeye, şey yapmaya, duygularımızla hareket etmeye falan çok açığız. Dış politika asla böyle bir şey kaldırmıyor. Ve orada da yine dikkat ederseniz Türkiye'nin dış ilişkilerinde imajını bozmaya yönelik ciddi bir saldırıyla karşı karşıyayız. İmaj bozukluğu maalesef Türkiye'nin ekonomik platformda da soyutlanmalarını beraberinde getirecek riskler taşıyor. Yani hiç söylemek istemiyorum ama işte AB ile neyse orada da işte malum bundan kaç hafta oldu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin kararı malum. Ama o sırada ben şey diye anlattım bunu. Ya dedim tamam, bir tarafta değerler diyen bir grup insan var. Ama bir de çıkarlar diyen başka bir grup insan var. Evet. Değerler mi çıkarlar mı esastır? Dış politika tamamen çıkar esaslı bir şey. Dolayısıyla tabii ki değerleri önemsemek gerekiyor. Kendimiz için önemsememiz gerekiyor. Ama dış politika tartışırken çıkarları doğru analizini yapmak gerekiyor. Tabii. Yani hocam bunu çok kısa bir şey ekleyebilir miyim? Bir çok kısa bir şey. Tabii. Yani çok iyi bir noktaya temas ettiği için. Şimdi değişimin ivmesi, değişim her zaman var da, tabii, ivmesi o kadar arttı ki şimdi eskiden Avrupa Birliği ile, ki hocamın uzmanlık alanıdır, yani beraber de çalıştık senelerce, evvelden Avrupa Birliği ile ilgili bir karar çıktığı zaman bu kararın düzeltilmesi için iki tarafta yoğun çaba sarf eder, seneler alırdı. Şimdi mesela Avrupa Birliği Parlamenter Asamblesi'nden 18 tane de Türk milletvekilinin olmasına rağmen tekrar gözlem altına alma gibi bir rapor çıkmış olmasına rağmen, şimdi mesela benim aklıma Lüksemburg zirvesi geliyor 1997'de. Bütün kapılar kapanmıştı. 99 Helsinki zirvesinden sonra yeniden açıldı. Buyur gel dedi. 2 sene 99-97. Bu sefer 2 gün biliyor musunuz? Avrupa Birliği Parlamenter Asamblesi'nden gözetleme kararı çıktı. 2 gün sonra... Hocam bir düzeltme yapayım. Avrupa Birliği Parlamenter Asamblesi değil. Türkiye'nin de kurucu Avrupa Konseyi. Avrupa Konseyi. Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi. 2 gün sonra Mogherini, Dış İlişkiler Direktörü, işte referandum sonuçlarını da biz tanıyoruz legal olarak. Türkiye ile iyi diyalog kurmak istiyoruz dedi. Evet, evet. Bu değişimin süratle sahadaki her gün yeniden yeni denklemlerin, yeni matrislerin kurulduğu bir bölge ve dünyadan söz ediyoruz. Aslında, bak o 2 sene 2 gün sadece 2 gün. Aslında şöyle söyleyelim. Bunu hani puzzle mı diyeceğiz ona, böyle hep satranç deniliyor. Puzzle'a benzetiyorum puzzle, bunu. Puzzle aynen. Şimdi hani o çok bilinmeyene denklem. Yani çok bir sürü. Diyelim ki 1000 parçalık bir puzzle evet, karşınızda. Her sabah başlıyorsunuz. Koyuyorsunuz. 999'u koyuyorsunuz. Ah yoruldum diyorsunuz. Ya yarın sabah kalkarım. Birinciyi yerine oturturum. Evet. Sabah bir kalkıyorsunuz. Bütün puzzle bir daha dağılmış. Baştan. Şimdi dolayısıyla çok hassas bir dönem içerisinde olduğumuzu, yani ve Türkiye'nin bir başka sorunu daha var. İşte onun için bizim milli birliğimizi derhal sağlamamız gereken en önemli noktalardan bir tanesi de orası diye düşünüyorum. Ulusal çıkar analizimizi ne kadar doğru yapıyoruz sorusuyla da karşı karşıyayız. Çünkü evet, herkesin kendi kafasına göre bir çıkar analizi var. Evet tabii ki. Şimdi tabii ki. Dolayısıyla burada ortak zekanın, ortak aklın o ulusal çıkar konusunda birleşmesi gerekiyor. Yani iktidar, muhalefet falan filan bu başka bir şey. Tabii dış tabii. politika dediğimiz yer devlet politikasıdır. Tabii. Yani partiler üstü bir iştir. Tabii. Hükümetler üstü işte. Hükümetler üstüdür. Çünkü sonuçta hükümetler gelip geçer, devletler bakidir diye bizim hiç unutmadığımız, özellikle dış politika
çalışanlarının hep kafasının bir köşesinde olan bir laf var. Onu evet. da ayrıca altını çizmek lazım. O yüzden çok önemli bir nokta. Türkiye'nin bu hassas dönemde her gün ulusal çıkar tanımını tekrar yapması gerekiyor. Bunun içinde ekonomisi de var, siyaseti de var, güvenlik sorunları var, misak-ı millisi de var, her şey var. Yani evet. Dolayısıyla bu değişen dengeler içerisinde bir de şeyi de tartışmak lazım. Yani yıllardır işte Atatürk'ün değil mi ortaya koyduğu aslında 19 Mayıs o anlamda da çok önemli. İşte bu Kurtuluş Savaşı'nın sonrasında ortaya koyduğu yurtta surt, cihanda surt diye bir kavram var. İmam Fethullah evet. heyetinin konseyi de aynı kavramda. Ha, şimdi yurtta surt, cihanda surt ne demek? Aslında statiko demek. Yani kardeşim bana dokunma, ben de sana dokunmayayım. Yani aslında angajman kuralı o lafla biraz koymuş vaziyette. Hmm. Yani Türk dış politikasını aslında çok belirleyen bir laf orası. Hmm. Ve dolayısıyla bu şekilde baktığımız zaman Türkiye'nin belki bazı ayarlarını da her gün gözden geçirerek tekrar yapması gerekiyor. Çünkü yani orada da şey çok önemli, toprak bütünlüğü lafını ben çok önemsiyorum. Yani başka tabii. hiç kimse bunun güvencesini vermiyor. Türkiye'nin Irak'ta ve Suriye'deki toprak bütünlüğüne yaklaşımı aslında ben buraya müdahale ediyorum, evet, ama asla ve asla toprak kazanımı adına yapmıyorum. Ben kendi güvenliğimi sağladıktan sonra, buradaki sular durulduktan sonra o ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılı olarak kendi topraklarım içinde kalacağım demek. Yani o açıdan da Türkiye'nin işte biraz önce söylenen, zikredilen Irak'ın kuzeyi lafıyla Kuzey Irak lafı arasındaki ince çizgiyi de çok doğru ve hassas şekilde korumaya devam etmesi gerekiyor. Gerekiyor, evet. Bilmiyorum bu turda. Şimdi çok önemli tabii başlıklar da verdiniz bize. Teşekkür ediyoruz Can Baydural'a. Yani Türkiye'nin ulusal çıkarları bir önemli bir başlık. Nerede? Herkese göre farklı olabiliyor. Biraz bunun üzerine de konuşalım. Yurtta surt, cihanda surt meselesi tabii Atatürk'ün sözü 19 Mayıs vesilesiyle, ama onun angajman kuralları çerçevesinde yıllar önce konduğunu da ifade etti. O da ilginç bir başlık olarak değerlendirilebilir. Ama kaynamasın. Washington Post dedi evet. Esat Hoca az önce. Washington Post'ta Gülen'in makalesi yayınlandı. İzleyicilerimizi de hem kaçırmış olanlar olabilir, bilgilendirelim. Orada NATO'yu Türkiye'ye askeri müdahale yapmaya çağırıyordu Fethullah Gülen'in yazısı o makalede. Şimdi NATO deyip de geçmemek lazım. 25 Mayıs'ta bir zirve var. Ve NATO'nun kendi içinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada NATO karargahlarında 462 Türk subayının görev yaptığı, bunlardan da generallerin, içinde generallerin de bulunduğu 237'si hakkında FETÖ'den adli ve idari işlem yapıldığı da bilinmekte. Bu şüphelilerden en az 200'ü Türkiye'nin dön emrine uymadı, firari durumda. Çoğu bulundukları ülkelerde iltica talebinde bulundular. 17'sinin de bu örgütün kripto haberleşme programı Baylok'u kullandığı da tespit edilmiş durumda. Şimdi bakıyoruz, NATO'da şu anda görevli FETÖ'cülerden 3'ü de general amiral rütbesinde. Bunlar tabii son derece önemli bilgiler. Şimdi bir de NATO zirvesi var bizi bekleyen. Ya bir de şeyi de ben sorayım evet. bari arada. Evet, evet. Şimdi bizim bildiğimiz NATO değil mi? Soğuk Savaş NATO'su. Hmm. İşte NATO Antlaşması'nın meşhur 5. maddesi aslında varlık nedenini tanımlar. Bir defansif örgüttü. Hmm. Fakat Berlin Duvarı yıkıldıktan sonraki bütün gelişmelerde karşımıza ofansif bir örgüt çıkmaya başladı. Şimdi dolayısıyla defanslı olma stratejisiyle ofanslı olma stratejisi, yani savunmadan hücuma geçiş diye bunu daha anlamlı futbol evet, terimlerine evet. oturtursak evet, daha evet. anlamlı olacak. Yani şimdi bu hücumu bize karşı mı planlayan bir NATO ile karşı karşıyayız bu anlamda? Bir Sayın soru işareti var. Bu çok önemli. Fethullah evet. örgütü bunun mu peşinde? Bunu da ayrıca sorgulamak gerekiyor. Yani evet. işte o zaman belki de 15 Temmuz'da yaşadıklarımız belki de bütün bunlara o anlamda da ışık tutacak bir ya o şey çizir. O sistercisi NATO'dan biraz böyle bir aydınlanıyor gibi değil mi Sayın Baydural? Öyle bir gözüküyor sanki. Sisperdesi hep orada olacak aslında, ama ister istemez bu soruları bizim soruyoruz. Yani. Sorgulamamız da gerekiyor. Şimdi bu tarafa dönelim. Sayın Metiner ve Sayın Esat Hocamıza. Sayın Metiner de dinledi bütün bunları, hem notlar da aldı, hem bütün bu konuşmaları istinaden yorumlarınızı alalım. Tabii ki. Hem de bu NATO meselesi, FETÖ meselesine gelelim yavaş yavaş.
Yani bu Pensilvanya'daki iblisin adını zikretmek ona değer atfetmek anlamına gelir. Yani F.G demek bile ona bir değer atfı anlamına geldiği için ondan sadece iblis olarak niteleme yapılmıştı. Evet. Dolayısıyla ben o iblisin bir örgütü olduğu kanaatinde değilim. Evet. Ama o iblisin başında olduğu örgütün de kimin örgütü olduğunu çok iyi biliyoruz. Bir gladio ayağı var ama küresel ölçekte bir gladio bu. Tabii. Sadece Türkiye'nin içinde gladio olarak konumlandırılmış, paralel bir devlet olarak oluşturulmuş, onu kullanan devletlerin de sopa olarak kullandığı bir örgüt. Yani PKK nasıl bir taşeron örgütse, FETÖ'de öylesine bir taşeron örgüt. Dolayısıyla Fethullah'ın örgütünden bahsetmek, o Loca Efendi'den Hoca Efendi diye bahsetmek bile hani bilimsel objektiflik adına konuşmaya ihtiyacı hisseden hocalarımızı dışarıda tutarak söylüyorum. Çok doğru bir yaklaşım olması gerek. Yalnız burada Can Hoca'nın söylediği bir şeyin altını önemli çizdim ben. Çok önemsiyorum onu. Buyurun. Bence bu batıperest aydınlarımız bir kez daha düşünmeliler. Yani Avrupa üzerinden Türkiye'yi eleştirenler, Avrupa'nın Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaştığını söyleyenler, Avrupa Birliği'nden koptuğunu söyleyenler, sizin bu konuşmanızdan sonra bence bir kez daha düşünmeliler. Eğer Avrupa, ki ben ona katılıyorum, dış politikasını sadece ve yalnızca çıkar temelli oluşturuyorsa, bu Avrupa'nın değerler dünyasına sahip olmadığı anlamına gelir. Eğer bir ülkenin üzerine oturduğu bir değerler sistematiği yoksa, dış politikası tamamen çıkarlar üzerine oluşturulur. Şunu da söylemekte yarar var diye düşünüyorum. Ben de bir küçük parantez açayım. Şimdi ortada Avrupa Birliği diye bir şey yok aslında. Yani birlik bir temenni. Yani ortada şu mevcut duruma bakarsak, ortada şu anda Almanya'nın dikte ettiği koşullar var. Çok doğru. Tabii. Yani dolayısıyla burada hani Avrupa Birliği'nin politikasının çıkarları demektense belki de ismini doğru koymakta yarar var. Almanya'nın çıkarları. Yani hangi ölçekte konuşacak olursak olalım, ister birlik üzerinden konuşalım, isterse spesifik olarak Almanya üzerinden konuşalım. Avrupa eğer değerler manzumesinden yoksunsa, dış politikasında sadece ve yalnızca çıkarlar üzerinden şekillendiriyorsa, içeriden birilerinin, mankurt zihniyetli birilerinin Türkiye'nin Avrupa değerlerinden uzaklaştığı iddiasında bulunması çok büyük bir bühtan. Hangi değerlerden uzaklaşmışız? Bakınız, değerleri olan bir ülke dış politikasını elbette ki çıkarlarına göre şekillendirir ama o çıkarların dibinde bile bir değerler sistematiği bulur. Söz gelimi. Mısır'da bir darbe yapılmışsa darbecinin arkasında durmaz. Mısır'da darbeciler hunharca ve alçakça kendi yurttaşlarını öldürüyorsa o yönetimi tanımaz. Yani dış politika iç politika ayrımı yapmak doğru değil. Eğer siz dış politikanızı değerlerden azade bir politikaya dönüştürmüşseniz zaten içeride de sizi anlamlı kılan bir değerler manzumesine sahip değilsiniz demektir. Veyahut da bir başka deyişle Suriye'de milyonlarca vatandaşını katleden eli kanlı bir diktatör var. Ama uluslararası koalisyon nedense DAEŞ'le mücadeleye kendini odaklamış. Ya terörle mücadele ediyoruz adı altında. Peki karşınızdaki ne? Suriye rejimi dediğiniz rejim bir terör devleti ya. Bir terör aparatı ya. İşte çıkarlar onu gerektiriyor. Ha. Şimdi bu çok anlamlıydı sizin bu söylediğiniz tez. Ben bunun içinin çok iyi yeni dönemde doldurulması gerektiğine inanıyorum. Ekseni kayan bir Avrupa var. Yani kitabi Avrupa çok güzel. Böyle Habermas'tan teoriler üreten aydınlarımız var ya. Yani falan, ne güzel ya Habermas, çoğulcu demokrasi, müzakereci demokrasi, demokratik diyaloji falan feşmekan. Bunun üzerinden Avrupa okumaları var ya, bizi kendimize karşı o kadar çok yabancılaştırıyor ki. Doğru. Biz Avrupa'nın değerlerinden uzaklaşmış değiliz. Eğer kitabi anlamda o değerlerden bahsediyorsak, Avrupa hiçbir zaman o değerleri zaten pratiğe dönüştürmedi. Avrupa demokrasiyi bile kendi çıkarları için bir mobilizasyon aracı olarak kullandı. Kim şunu iddia edebilir Almanya'da bir derin devletin olmadığını? Hele Alman
hükümetinin, devletinin çıkarlarını içeride tehdit eden bir dil geliştirin, bir diskur geliştirin, bir pratik geliştirin bakalım. Başınıza neler geldiğini görürsünüz ya. Bir Alman polisinin düğmesine ilişemezsiniz ya. Bir Alman polisine itiraz edemezsiniz ya. Biz burada polis müdürlerimizi tokatlıyoruz. Bir Fransa'da bir Fransız parlamenteri DAEŞ'in bir özgürlük hareketi olduğunu söyleyemez. Sömürdüğümüz yeraltı, yerüstü kaynaklarını sömürdüğümüz, atalarını katliama uğrattığımız toprakların çocuklarının haklı öfkesidir diye DAEŞ'i tanımlayamaz. Ama bu ülkede altında kırmızı plakalı araçlarla dolaşanlar bile bu devleti katliamcı, soykırımcı diye suçluyorlar ya. Ve maaş alıyorlar. Bu ülkede parlamenterler, parlamenter diye dolaşıyorlar. Devlete karşı savaşan bir terör örgütünü meşrulaştıran akademisyenler var. Kendi devletini soykırımcı, katliamcı diye suçluyor. Ama PKK terörüne terör diyemeyen, onu arkalamaya, meşrulaştırmaya, aklamaya, paklamaya çalışan akademisyenler var. Ve siz bunlar için bir şey yaptığınızda da demokrasinin elden gittiğini söyleyen bir batı dünyası var. Peki aynı şeyi Fransa'da yapsalar ne olur acaba? Fransa'da bomba, Paris'te bombanın patladığı gün bir Fransız parlamenter çıksa dese ki o bombayı patlatanlar var ya, onlar haklıdırlar, onlar özgürlük mücadelesi veriyorlar dese ne olur? Veyahut o can, o bombayı patlatanın cenaze törenine katılsalar ne olur? Almanya'da DAEŞ'in siyasal propagandasını yapan bir partinin varlığına izin verilir mi? Hala bir Nazi partisinin kurulmasına izin vermiyorlar. Şimdi ama Avrupa bizi ne üzerinden sıkıştırıyor? Efendim içeride gazetecileri, aydınları, akademisyenleri içeri tıkan totaliter bir cehennem. Diktatör bir başkan, totaliter bir cehennem. Allah'ım ya Rabbim ya. Zanneden, millet de zanneder ki Fransa çok özgürlükçü. Harika yani. Orada DAEŞ'i savunan bir partinin kurulmasına izin veriyorlar. Fransa devletine karşı savaşın halinde olan bir örgüte, örgütün propagandasını yapan bir gazeteye izin veriyorlar. Yok böyle bir şey ama siz burada FETÖ denilen o iblisin gazetelerini, televizyonlarını kapattığınızda bu ülkenin ana muhalefet lideri bile oraya koşuyor. Oraya koşuyor ya. Şimdi bu kadar ihanetin bol olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye bu anlamda aslında bence NATO ile ilgili. Bakınız NATO ne işe yarıyor Allah aşkına ya? Bugüne kadar Türkiye'nin hangi işine yaradı? Yani ben NATO'nun hangi işimize yaradığını biliyor değilim. Siz hocasınız. Mutlaka benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ben görev yaptım. İki, tamam. Bakınız. Görev de yaptım yani. Bakınız. Bizim NATO'ya çok anlamlı katkılarımız olmuştur. Tabii ki. Kanımızla, canımızla katkılarımız olmuştur. Ama şunu hiçbir zaman unutmayınız. Hani şu an içeride olan bir takım akademisyen, gazeteci, aydın, titrini taşıyan insanlar var ya, FETÖ denilen iblisin propagandasını yaptıkları için. Onlar zaten o Washington Post mudur, başka bir şey midir adını halk anlıyor, Post dediğimde ne dediğimi. Hı hı. O gazetede Fethullah denilen iblis yazmadan önce de zaten NATO'nun bu diktatör Erdoğan'a müdahale etmesi gerektiğini savunuyorlardı zaten. Hala içerideler. Tabii o yeni bir şey değil ki. Yeni bir şey değil. Değil. NATO niye Türkiye'ye müdahale edecekmiş? Niye Esed rejimine müdahale etmiyor? Diktatör mü arıyorsunuz? Esed'den ala diktatör mü var? Peki darbeci mi arıyorsunuz? Hadi Türkiye'deki darbenin arkasında Fethullah denilen iblis olmasın. Varsayalım olmasın. Peki gerçekten Avrupa darbeye, darbecilere karşı mı? Yok. Peki Mısır'da işte darbe yapıldı. Niye Sisi'ye bir tek laf etmezler? Niye Sisi'nin müesses nizamının sürmesi için çaba sarf ederler? Demek ki karşımızdaki Avrupa'nın, bunu Amerika'yı da Avrupa'nın içine katarak söylüyorum, bir kategorizasyon olarak söylüyorum. Niye peki? Efendim bize ulaşan bilgilere göre Türkiye'deki darbenin arkasında o iblisin olduğuna inanmıyoruz diyorlar. Senin adamın zaten o ya. NATO dediğin, bakınız, İktidar Partisi'nin milletvekili olduğum için biraz üstünü örterek konuşuyorum. Yoksa çok da ağır şeyler söylemek geçiyor içimden. Bu darbenin arkasında NATO var. Derin NATO var. Kimse kimseyi kandırmasın.
Derin NATO'nun da kimden ibaret olduğunu hepimiz biliyoruz. Sen Pensilvanya'daki iblise sahip çıkıyorsan, PKK'yı terör örgütü olduğunu bildiğin halde bize karşı kullanıyorsan, bölgesel denklemde eli silahlı bir aktöre dönüştürüyorsan, bunun anlamı çok açıktır. Ama işte dış politika öyle bir şeydir ki, her şeyi bilirsiniz, bir gözünüzü kapatmak zorunda kalırsınız, 40 bomba bir kulağını, yoksa biz düşmanlarımızı çok iyi biliyoruz. Biz FETÖ ile mücadele etmiyoruz. Biz PKK ile mücadele etmiyoruz. Biz onların arkasındaki güçlerle mücadele ediyoruz. Ve emin olunuz, Türkiye olarak bizim en büyük gücümüz birliğimizdir. En büyük gücümüz. Erdoğan'dan niye bu kadar çok nefret ediyorlar ya? Sahiden diktatör olduğu için mi? Tırnak için hani böyle yaparlar ya. Neyse o. Ya niye peki Esed'i bu kadar çok seviyorlar ya? Yani uluslararası koalisyon isterse Esed'i bir günde deviremez mi? Esed diktatör değil mi? Peki ana muhalefet lideri burada diktatör eleştirisi yaparken tırnak içinde niye Esed'in sarayına koşmakta hiçbir sakınca görmez? Esed yoldaşım der. Niye Esed'e karşı savaşanları terörist diye niteler? Niye? Niye Mısır'daki diktatörün sarayına koşar? Efendim darbeye karşıyız ama Sisi'yle de işbirliği yapalım. Bu mudur ya Allah aşkına ya? Müdafaa-i hukuk anlayışı bu mu ya? Milli mücadele ruhu bu mu ya? Emin olun, şunu bütün içtenliğimle söylüyorum. 19 Mayıs dolayısıyla Allah rahmet eylesin. Aziz Mustafa Kemal Atatürk'e. O müdafaa-i hukukun, milli mücadelenin önderidir. O nedir biliyor musun? Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıktığımız halde. Düveli Muazzama'nın ülkemizi işgal ettiği bir dönemde. Ordularımızın feshedildiği, lağvedildiği, eli silah tutan askerlerimizin bile neredeyse olmadığı bir dönemde ben varım dedi. Özgüven devrimi yaptı. Aynı şeyi bugün Erdoğan yapıyor. Efendim neyine güvenerek yapıyor Erdoğan? Bizi herkesi bize düşman etti. Sanki Erdoğan oturduğu yerde herkesi bize düşman etti. Erdoğan'ın Gazi Mustafa Kemal misyonunu sürdürmesi, yani o Kuvay Milliye ruhunu, ben varım kardeşim. Bu ülke türedi bir ülke değildir. Benim ülkemi çizmelerinle işgal edemezsin. Ben bağımsızlığıma düşkün bir milletin evladıyım. Beni bağımsız olarak tanıyacaksın. Emin olun bugün Atatürk'ün sırtından geçinenler o dönemde yaşıyor olsalardı var ya, aynı şeyi sen Samsun'a çıkıyorsun, padişaha baş kaldırıyorsun, yedi düvele meydan okuyorsun. Mandacılık satarlardı, mandacılık. Amerika ile anlaşalım yer altından. Şu paradoksa bakınız ya. Türkiye'de solculuk satıyorlar, anti-Amerikancılık satıyorlar. Ama Suriye'nin kuzeyinde Amerikan bariye altında Rakka'ya operasyonun paramiliter unsuru olarak bulunuyorlar. Ve orada öldürülen alçak terörist burada sol örgütler tarafından özgürlük savaşçısı kahraman diye taşınıyor ya. Burada anti-Amerikancılık, anti-emperyalizm söylemine yaslanan bir solculuk. Ama Suriye'nin kuzeyinde de Amerikan bayrağı altında paramiliter unsurlar olarak çalışmıyor. Türkiye çok büyük bir kuşatma altında, bakınız. Türkiye çok büyük bir kuşatma altında. NATO'nun müdahale eder mi? Bakınız, bu hamaset falan değil. Bu millet onuruna, haysiyetine, bağımsızlığına düşkün bir millettir. NATO'nun geleceği varsa göreceği de var. NATO bizim dostumuzsa düşmanlarımıza karşı, terör örgütlerine karşı bizim yanımızda yer almak zorunda. Aksi takdirde sizi tekrar işgal ederiz, başkentinizi işgal ederiz dersek içimizden binlerce Gazi Mustafa Kemal'ler çıkar, yüz binlerce de Recep Tayyip Erdoğan'lar çıkar. Asla bize diz çöktüremezler, asla bize boyun eğdiremezler. Bunu 15 Temmuz'da gösterdik biz ya. Biz tanklara eyvallah etmedik ya, NATO'ya mı edeceğiz? Evet, etiketimiz TGRT'den mesajım. Siz sevgili izleyicilerimizden çok tweet geliyor. Elimden geldiği kadar da tweetleri takip ediyorum. Bu konu üzerinden çok sorular var. Lütfen devam edin diyorlar. Özellikle bu 15 Temmuz FETÖ meselesi ve Amerika ile derin devletiyle NATO ile ilişkiler vesaire. 15 Temmuz'u NATO yaptı ve bunun üzerine lütfen yoğunlaşalım. Esat hocamdan ben paslaşım, siz pas verin. Mithat Bey ve Can Maydara'la lütfen. Futbol, George Miller'ın söylediği çok güzel bir şeydi. Futbol diyor, basit oyundur. Ben karmaşık hale getirmeden ifade etmeye çalışacağım. Tabii ama NATO'yu hocam, çok güzel
Futbol asla sadece futbol değildir. Evet. Şimdi şöyle bakalım. Burada şimdi iki hiç tane Galatasaraylı varız yani Can Hoca. 1990 evet. yılında İskoçya'da yapılan NATO toplantısında. Pardon evet. Ben Galatasaray 3. Bak 3 tane Galatasaraylıyız ve bu akşam kazandık yani. Söylemeden evet. Evet. Şimdi 1990 yılında NATO toplantısında çok ilginçti. Yani bizim kalıbımızı, yerimizi görmek için bazı şeylerde hatırlamak lazım. Burada ilginç Bayan Thatcher 1990'da İskoçya'daki NATO zirvesinde dedi ki yeni düşman İslam'dır dedi. Yani İslami olarak baktığımızda şimdi. Bir başkasını söyleyeyim. Tabii o 93'teki o Harvard'ın, Huntington medeniyetler diyalogunu bir tarafa bırakacağım. Yine 2 Şubat 1995 tarihinde eski NATO Genel Sekreteri, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan adayıydı aynı zamanda, Willy Claes, Thatcher'ı teyit ederek dedi ki İslam en az komünizm kadar tehlikelidir. Bu tehlikeyi küçümseyemeyiz. Bak şimdi birisi NATO zirvesinin toplantısına bakın. Türkiye Cumhuriyeti'nin yerini konumlandırmanız için önemli altı çizilmesi gereken konulardan bir tanesi. Yani şunu söylemek istiyorum. Ve de NATO askeri ittifaktan daha fazla bir şeydir diyerek biraz evvel çok da güzel söylenildi. Onu ben tekrar toparlamak istemiyorum. Ama Soros'un ifade ettiği gibi Türkiye'nin dışarıya satabileceği tek bir önemli ürün vardır. O da Türk askerinin kanıdır diyerekten NATO ve de bu şekilde Türkiye kullanılmıştır. Aslında bize devşirme sistemini Türkiye'ye mal ederler ama devşirme sistemi mevali sisteminden, gulam sisteminden gelir. Biz aslında bunları öğrenmişizdir. Onu söylüyorum. Yani Türkiye'nin konumunu bu ifadeyle yapmak lazım. Şimdi bakın şu anda bizim acil, şimdi şey karşılaştırıyorlar, efendim Obama 50 dakika görüştük, şimdi 22 dakika, 22 dakikada da 3 defa Papaz Bronson'un ismini evet, verdi. Bronson falan. 3 defa söyledi. Yani tercümeleri de düşersen net 8 dakika falan. Net 8 dakika, al papazı ver imamı bekliyoruz. Mesela. Bize evet. Öyle bir şey var, al papazı, hatta evet. Biz oynarken al papazı ver kızı diye oynardık. Biliyorsunuz. Şimdi... Şeyi söylemeye çalışıyorum. Çok ilginç olgular oluyor. Bakınız. Tabaka Barajı'nda 52 tane zırhlı araç DAEŞ tarafından teslim edildi. Kime teslim edildi? YPG'ye teslim edildi. Bir öncekine söyleyeyim. DAEŞ İsrail'den özür diledi. Hayda. Yani şimdi biz bir yerde takılıp kalıyoruz. Yani onun için ifade etmeye çalışıyorum. Ya büyük resme bakmak için. Şimdi bakın 2 saat 45 dakika yemekli bir toplantı yapıldı. Orada 10 gün önceden siz Genelkurmay Başkanı'nı göndermişsiniz. Cumhurbaşkanı sözcüsünü göndermişsiniz. Onlar birebir yani Amerika'da bulunduğum için söylüyorum. Yani öylesine alt seviyelerde ne kadar bunu ne yapıyorsunuz? Karşılıklı imzalar falan. Bakın orada o toplantının önemli hususlarından bir tanesi Türk, aynen YPG'ye verdiniz. Dedi ki Türkiye Cumhuriyeti olarak sizden silah talebimiz var. Aynen 2. Dünya Savaşı'nda 1942 yılındaki Adana mülakatı gibi. Doğru. Bunları yazdık. Verdik, deklare ettik. Cevap ne biliyor musunuz? Efendim kongrenin kararı gerekir, size veremeyiz. Ya kongre kararı mı vardı da verdiniz. Arkasından Türkiye'nin hakikaten burada söylerken milli savunmanın bu aciz değiliz hiçbir zaman çalışıyoruz ama bunu biz NATO'ya bağladığımız için ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz özellikle 2000'li yılların sonuna doğru Körfez Harekatı'nda gördük. Onlar 1970'lerde füze savar füze dediğimiz Patriot. Bu toplantıda o 2 saat 45 dakikalık yemeklerin yendiği toplantıda bu da resmen deklare edilerek dedik ki ya bize beraber Patriot füzeleri beraber üretelim. Bakın bu önemli. Üretelim dedik. Onlar da biliyorsun çakar almaz gibi gidiyor pat diyor düşüyor falan diyor. S-400'e karşı, S-300'e karşı bile şey görünmedi. Şimdi biz gidiyoruz toplantımızın Çin'deki, ben 2 sene evvel Çin'de o 70. yıl dönüm törenleri için geldim. Çin gerçekten fersah fersah.
ve S-400 füzelerini Rusya'dan alacağız. Şimdi Türkiye'nin acilen, yani hayatiyet, hani İngilizce'de bir tabir vardır, vital importance, hayati önem, artık bunun başka şeyi yok yani. Artık bunun en hayatısı şey nedir biliyor musun? Hava savunma sistemi. Sıfır. Bakın çok açık söylüyorum. Yani siz kalkıyorsunuz yarın FETÖ mahkemesi için alçak irtifa silahlarınızı götürdünüz, mahkemenin etrafına koydunuz. Yani böyle de bir şey var, bir tehdit belirlenmesi var yani. Yani yine bir şey yapıyorsunuz. Boğaz'da iki tane şey vardır. O da bizim birinci Boğaz'da 1973 senesinde birinci köprü yapılırken o zamanki üst akıl, bizim üst akılımız diyorum, başka bir üst akıl değil. Yani onu düşünmüş ki oraya uçak safar şeylerin bataryalarını koymuş. Acil, 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 acil. Yani bunun için Çin'e gidildi. Bunun için alternatifleri, bakın böyle deyip geçmememiz lazım. Önemli bir, bunlar çok alçak irtifa savunma sistemi. Orta irtifa savunma sistemi. Bakın o kadar çok acil ki inanılmaz, biz bunu Allah'a havale eder gibi NATO'ya havale etmişiz. NATO da bizde dalga geçer gibi iki tane Patriot veriyor. Onu da Pirinçlik'te, işte Diyarbakır'da gibi, evet, değil, evet. Bizim İncirlik'te. Ondan sonra onun dışında gel bu tarafa abi, buraya koy. Burasını biz şey yapıyoruz. Yok, oraya koymam. Çünkü şimdi burada bir başkası önemli. Ben onu söyleyeceğim. Bizim elimizde, bakın, bırakıp yapsınlar, bırakınız geçsinler. Le chauffeur, le sepas demek şey değil. Uluslararası ilişkilerde ve askerlikte, yani askeri bilimlerde de. Keşif ve irtibat, yani kesip atamazsınız. Doğru. Mutlaka siz teması ve irtibatı devam ettireceksiniz. Hı-hı. Hatırlayacaksınız Bülent Ecevit'in, gölge etme başka ihsan istemem dedi. Nerelere kadar geldik? Bak kaçıncı yıla geldi, hala Avrupa Birliği'nin kapısında bekliyoruz. Yoksa biz 80 öncesi şakır şakır biz Avrupa Birliği'ne giriyorduk. Şimdi burada gerçek anlamlı, akıllı ve biraz evvel bana sorduğunuz suale cevap olsun diye. Lütfen. Fethullah terör örgütünün artık Türkiye'yi tanıyamıyorum. Ve bunlar inanılmaz bir şekilde söylüyorum. Yani Türkiye... Yani deden ne oldu diyor, ya tanıyamıyorum diyor. Sen sanki 20 senedir ben burayı yeni evde, ben İngilizcesinden okuyayım dedim ama şimdi bırakayım şimdi. Yok, evet, evet. Şimdi şey yapıyorsunuz, bundan sonra bizim çok akıllı gitmemiz lazım. Bakın akıllı gitmek için biraz hukuki konuşacağım. Onun için ifade etmek istiyorum. Şimdi siz istiyoruz ve de ısrarla diyoruz ki ya burada başarısız, sana vermeyecek artık. Vermeyecek. Ama elinde, üç defa söyledi dedim ya, bu evangelist bir papaz. Bu evangelist papazın cemaati kaç kişi biliyor musun Amerika'da? 70 milyon kişi. Türkiye nüfusu kadar bir evangelist cemaat var. Tabii ki söyleyecek. Kilise savunucuları diye bir örgüt var, alkışladı. Bravo. İşte bizim beklediğimiz iş buydu. Yani papazın Bronson'un arkasında, Charles Bronson değil tabii bu, Craig Bronson tabii. Başka bir şey daha var. Bunu ifade etmek istiyorum. Bu mahkemeleri biz, hocam hatırlayacak yaş olarak bizim şeyde. Buyurun 1959 hocam, yılında domuzlar burnu çıkartmasından sonra Küba. Mahkemeler kuruldu. Havana'da, Havana duruşması diye. O Castro, Che Guevara, bütün bunları Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı naklen yayın yaptılar. Biz, ben siyasi parti olduğu için, iktidarda bir siyasi parti lideri olduğu için her aşamayı, yine bizim PR disiplini dediğimiz, halkla ilişkiler disiplini dediğimiz her lisanlarda hepsini, bunları Avrupa'ya ve bütün kanallarımızda yayın yapmamız lazım. Kapalı kapılar altında siz bu işleri devam etmeye başlarsanız bir şeyi inandırmamız mümkün değil. Yani çünkü ne yapıyorsunuz? Hapishaneden çıkıyorlar. O kadar mağdur ve mazlum rolleri veriyorsunuz ki. Ben ifade etmek istiyorum. Yani yurt dışından baktığım zamanki gördüğüm manzarayı ifade etmek istiyorum. Yani birebir halkla ilişkiler disipliniyle beraber Havana duruşmasına benzer modelde. Bakın 1959 benim söylediğim şey. Tabii tabii. Bunları birebir anlatmak durumundayız. Almanya konusunda bunun NATO ile ilgili...
bir bazı şeyler de söylememiz lazım. Şimdi hepsinden önemlisi 16 Mayıs. Mesela hocam Türkiye'nin bir Guantanamo deneyimi olmuş olsaydı Avrupa ne yapardı acaba? Yok, Avrupa'dan siz ümidinizi bir kere biraz evvel hocam çok güzel söyledi. Avrupa yani Avrupa tamamıyla Amerika'nın Guantanamo'sunu hiç kimse. Yeni seçimler oldu. Ne dedi? Yani Merkel'i memnun ettiniz dedi. Bizimkiler de dedi ki bak Merkel'e elini vermedi. Bak bu Trump bizimkiye nasıl elini verdi? Yani esas olan elini sıktı falan. Bunları konuşmaya başladık. Yani Merkel'in elini şey yapma. Avrupa'ya baktığınız zaman Alman-Fransız ortaklığı. Yani bakıyorsunuz Almanya'nın lideri yani pan-Cermenizmin ta kendisi. Kesinlikle. Çıkın bir otobana sayın. Kaç tane Alman arabası geçiyor? Kaç tane Fransız arabası geçiyor? Evet. Kimin ekonomik bakımından 5 dakika tutun. Ondan sonra deyin ki arkadaş bu böyleymiş deyin. Yani bütün herkesi teslim almış vaziyette. Şimdi çok önemli bir şey oldu. Resmi elbiseli iki tane Türk generali Frankfurt Havaalanı'nda 16 Mayıs 2017 tarihinde indi ve siyasi iltica hakkı istedi. Hmm. Ve orada ilk soruşturmayı müteakip Giesenk dedikleri özellikle siyasi mültecilerin tutulduğu yere götürdüler. Hmm. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılmaması gereken yakinen Metiner üstadım bunu anlatabilir. Ama yapılmaması gerekene karşı dış politikada önemli bir argüman vardır. Mütekabiliyet esası. Doğru. Size ne yaparlarsa siz de onun misliyle mukabele ederseniz. Seha Meray Hoca'nın çok güzel bir lafı vardır. Yani eğer devletsen misliyle mukabele edeceksin. Doğru. Bu misliyle mukabele etmezsen yani olmaz. Yani kısasta yani hayat var. Yani kısasta kısas gibi. Yani mütekabiliyetin tam anlamı o. Şimdi biz de bunu yaptık aslında. Hı. Ama ne oldu? Almanya'dan Merkel başta olmak üzere efendim İncirli'ye biz artık indirmeyeceğiz. Bunun arkasında bir de bir başka var. El ele kol kola diz dize mantığı da var. Çok önemli. Hı. Amerika Birleşik Devletleri de bu şeye katılmış. Gitmez Amerika. Mümkün değil. Hı. Ama hemen orada bizim Arslan Bacanak efendim Mam Kemal'in şeyinden kaçmış ve de Mera Mustafa Berzani Mesut Berzani Melle. Dedi ki Melle Mesut Berzani diyor ki üstleri sen diyor yeter ki buraya gel ben pistleri uzatacağım. Yeter ki buraya gel. YPG aynı şekilde. Yeter ki sen bunları bırak buraya gel. Yani o da çok şey değil. Şunu ifade etmek istiyorum. Son derece akılcı. Yani hukuk tabanlı. Ve de halkla ilişkiler disiplini elden bırakmadan. Bu sistemin içerisinde nereye kadarsa biz de bir hakkın gitmek durumundayız diyorum. Çok konuşuyorsam özür dilerim. Hayır ama çok çok güzel bir şey tablo resim çizdiniz. Yalnız yani. Che Guevara'nın çok çok anlamlı bir sözü var. Türkiye'de Che Guevara'cılık satanlara armağan ediyorum. Düşmanlarınız sizi seviyorsa diyor Che, biliniz ki sizde P harfiyle başlayan bir şey söylüyor. Nezahatimiz el vermediği için söylemiyoruz. Düşmanlarınız sizi seviyorsa biliniz ki sizde P harfiyle başlayıp T ile biten böyle bir şey vardır diyor. Bu ülkenin düşmanlarının Türkiye'de kimi sevdiği ve kimden de nefret ettiğini Türkiye halkı çok iyi düşünerek neyle karşılaştığını çıkarabilir. Ne diyor acaba yani? Herhalde pırlanta gibi kalp var demek istiyor herhalde. Ben yazıp sana söyleyeyim sen söyle. Yani evet. Evet, estağfurullah. Peki. Sayın Baycu, efendim şimdi tabii bir sürü başlık var ama ben de evet. Nereden... Ben de peki, biraz uzun konuşayım o zaman. Lütfen. Alman vekillere izin verilmemesi istersen... İncirliği. Bunu söyle. Ben de bakayım hocam. Ay Allah. Evet. Yani düşmanlarınız sizi seviyorsa biliniz şey ki sizde... NATO'ya kadar getireyim ama... Bir yaramazlık var. Konuşmalardan da yola çıkarak bir değerlendirme yapayım isterseniz. Lütfen. Uygun mudur efendim? Lütfen böyle tamam. Yapalım. Şimdi... NATO'ya getireceğim. Bu YPG meselesinde söyleyemediğim şeyler vardı. Lütfen. Biraz onları söyleyeyim efendim. Tabii. Şimdi 2014'ten beri aldılar Amerika Birleşik Devletleri. Bunları güzel eğitti, besledi, büyüttü, donattı, teçhiz etti. Ondan sonra şimdi sahaya sürüyor.
Şimdi yalnız bununla ilgili şeyler söylendi, IŞİD meselesi, Rakka operasyonuyla ilgili. Tabii ki IŞİD'in bizatihi sahadaki ontolojik varlığıyla ilgili bu. Yani biz 67 tane ülkenin koalisyonu bir türlü uğraşmasına rağmen neden bitirmek istemiyor? Yani siz IŞİD'i, bir terör örgütünü yok etmek için karşınıza bunu bir hedef olarak da koyuyorsanız, bu sizin için aslında sıradan bir vaka olması lazımdı. Fakat gördüğünüz gibi IŞİD, bir de öyle bir IŞİD ki bu, yani Irak'taki IŞİD'e baktığınız zaman %82 Sünni Arap'tan oluşuyor. Suriye'deki IŞİD'e baktığınız zaman %91'i yabancılardan oluşuyor. Avustralyalı var, Kanadalı var, Alman var, İngiliz bugün var. Böyle bir kompozisyonu var. Trinidadlı var. Trinidadlı. Evet. Trinidadlı. Evet hocam. Yalnız bak araya girerseniz uzatmaları eklerim yani. Tamam. Ben ama sizi güçlendirmek için tamam. Trinidad. Tamam biliyorum. Çok güzel. Şimdi efendim tabii ki bunu Rakka, neden Rakka operasyonunda kullanacak? Hani dedik ya, teçhiz ettiği, böyle silahları verdi, büyüttü, besledi. Bir de böyle bir sahada bir zaferi olsun istiyor. Ki diyecek ki dış dünyaya, uğraştılar. Muzaffer bir şekilde bütün dünyaya kan kusturan bir terör örgütünü yok etmede canları pahasına savaşlar diyerek bir meşruiyet zeminine çekmek istiyor. Bütün dava bu. IŞİD'in şimdiye kadar bitmemesinin arkasındaki dava da bu. Ama çok şey söyleyecek için hani konumuz o kadar geniş evet, ki. Evet, yani evet. Saatlerce konuşabileceğimiz bir şeyi sıra geçmek durumundayım. Doğru. Ondan sonra da siyasi bir birim, siyasi bir üniteyi yani böyle bir kanton türü bir şey hak ettiklerini söyleyecek. Ki bununla ilgili... İnanın yani bunda tevazu göstermeyeceğim. 4,5 ay önce belki Türkiye televizyonlarına ilk defa ben söyledim. Türkiye'ye şöyle gelecekler. PKK ile PYD arasında ayrım yapacaklar. Türkiye'nin hışmını üzerine çekmemek için. Bakın diyecekler, PKK ayrı bir şey. PYD sizin biriniz. PKK'yı biz ne terör örgütü tanıyoruz. PYD değil diyecekler Amerika. Ve bunu şimdi sürüyorlar. Hatta Burak Kooperasyonu önce şey dediler. Ya şu da tartışıldı Amerika'da. Kaide-i Tedriş dedikleri eskilerin operasyonu harekete yavaş yavaş boşaltalım. Hani Türkiye'nin de hışmını çekmeyelim. Hatta gidecek kompozisyonu da değiştirelim dediler. Yani YPG unsurlarını azaltarak Sünni Arap oranını arttıralım dediler. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanı gitmeden önce şöyle argümanları sunalım diyorlardı. Ne konuşuldu ben hala bilmiyorum. Tabii de yani desinler ki Sayın Cumhurbaşkanı'na, daha ne istiyorsunuz ya, siz sınırınızı alacağız, Rakka'ya götürüyoruz işte. Burnunuzun dibinden uzaklaştıracağız. Yani fazla da sesinizi çıkartmayın gibi böyle argümanlarda konuşuldu. Şimdi efendim 2016 Nisan'ında aslında Rakka operasyonunu düşündüklerine dair yazılar yazıldı Amerika'da. Fakat ondan sonra Türkiye'nin Rusya ve İsrail'le arası düzeldi. Türkiye'nin Rusya ve İsrail'le arası düzeldikten sonra bir süre ertelediler. Sonra tekrar harekete geçeceklerdi. 15 Temmuz hain kalkışma hareketi oldu. 15 Temmuz'dan sonra tekrar durdular. Tabii bu arada Türk ordusu da hani deniyor ya, milli orduya kumpas kurdu. Türk ordusu da paramparça oldu. Ondan sonra tekrar bir düşündükleri sırada Fırat Kalkanı'yla Türkiye bunu tıkadı. Ve kendisinden o konjonktürde bütün 15 Temmuz'a kadar beklenmeyecek çok önemli bir refleks gösterdi. O yolu tıkadı. Ondan sonra tekrar durdular. Fakat bizim 3 bürokratımızın gittiği dakikalarda, yani aynı günde Lavrov'la da bir görüşme vardı. Rus Dışişleri Bakanı orada bir mutabakatı sağladılar. Arkadan Putin'in de bizim de PYD ile irtibatımız devam ediyor deyince bir zımni Amerikan-Rus anlaşması orada oldu. Evet. Şimdi Amerika ve Rus, şimdi bu bir kabus senaryosu gibi görebilir herkes. Ne diyor Amerika Birleşik Devletleri? Neden? Ne, yani 1968 yapımı, geçen bir televizyonda da söyledim. Türkan Şoray ile Murat Soylan'ın oynadığı Herkesin Sevgilisi diye bir film vardı. PYD herkesin sevgilisi oldu. Şimdi çok, neden? Tam ABD bir. İstediğimiz gibi izleyicilerimiz biraz bizden örnekler verin. Hep yabancı örnekler veriyorsunuz diye tweet atan izleyicilerimiz. Cevap oluyor, bu güzel oluyor. Cevap oldu. Tamam, seyirci sevinir belki. Seyirci tamam. Seviniyor. Şimdi evet. Herkesin sevgilisi niye oldu? Şimdi bir, Amerika Türkiye'li, Türkiye'yi kontrol ediyor bununla. Barzani'yi kontrol edecek PYD'ye, PYG'yle. Türkiye Barzani ilişkilerini kontrol ediyor. IŞİD'i kontrol ediyor, Rusya'yı kontrol ediyor. Peki Rusya niye flört etmek istiyor? Seküler görüyor. Tam bir İngiliz anahtarı değil mi? Tabii tam bir İngiliz. Seküler görüyor. Bir de Amerika Birleşik kontrol ediyor. Hamisi çok. Hamisi onunla yarışı var. Yedi kocalı Hürmüz gibi. Allah. Yani başka çok bir de bir tiyatrodan çok... da örnek veririm. Şimdi evet. Bu böyle bir şey. Şimdi bir de enteresan bir şey tabii. Hocam Lüküs Hayat nerede?
Yok bugün Haldun Doğum'un etkili. Yok şimdi lüküs hayat konjonktürü yok. Acı hayat var. Paparazzi programı acı hayat. Hayır lüküs hayat değil. Bak hemen aklıma Metin Erşen'in ünlü Acı Hayat filmi geldi. Onda da Ayhan Işık, Türkan Şoray vardı. Ama bugün Acı Hayat hocam, var. Hocam ne çok filmler izlemişsin. Hocam yani sinema yani ve futbol konusunda. Yani hocalık yapmamışız gibi geliyor. Sinema ve futbol konusunda çok özür dilerim ama saatlerce konuşurum. Yani onu hiç girmeyelim ona. Şimdi yalnız şu var tabii. Avrupa Birliği'nin Kürt'ü var. Amerika'nın Kürt'ü var. Rusların Kürt'ü var, Almanların Kürt'ü var. Bir Kürt politikamızın olması lazım. Şimdi her şeyde eğri oturup doğru konuşmak lazım. Yani bundan sonra bir önümüze bakalım. Olmadı tamam çözümü. Ama bizim bir politikamızın olması lazım. Bu coğrafyada böyle madem ki diyoruz ki hem kızıyoruz adamlara 50 yıl sonrası için adamların stratejileri var. Yok medeniyetler çatışması, yok bilmem şey yeşil kuşak. Adam 50 yıl sonrası çalışması yapıyorsa sen bölgende güçlü bir devletsen senin bir politikanın olması lazım. 20 milyon Kürt'ün yaşadığı Türkiye Cumhuriyeti'nde ileriye matuf bir Kürt politikasının olması lazım. Şimdi bu, şimdi ama dünyanın da yoktu. Şimdi ne diye niye yoktu bu şimdi? Çok kısa hemen söylüyorum. Soğuk Savaş yıllarında NATO'ya gireceğim için söylüyorum bunu. Tabii. İşte, çok güzel yani her şeyi tarif etmek o kadar kolay ki. Doğu bloku var, Batı bloku var, Varşova Paktı var, işte şey var, North Atlantic Treaty Organization, NATO var falan. Herkesin yeri belli, yuru belli. Türkiye, Batı dünyası Türkiye'yi rahatsız etmek istemiyor böyle bir şeyi. Çünkü bugün bu meselenin hakim olduğu yerlere baktığımızda Türkiye NATO içerisinde. 52'de girmiş. 54'te şey gelmiş. Şah Pehlevi dönmüş. İran Batı ile çok iyi ilişkileri var. 55'te Irak Bağdat Paktı'na girmiş. Nereden çıkıyor Kürt meselesi oğlum? Hepsi Batı müttefiki içerisinde. Sonra işte General Abdülkerim Kalsın falan filan darbeler. Yavaş yavaş Irak Rus periferisine giriyor. Hasan el-Bekürler dönemi, Hasan el-Bekürler'den sonra Saddam dönemi falan. Ondan sonra 1989'da Rusya'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri'nin dağılıp orta yani bugünkü Sovyet sonrası Rusya'nın ortaya çıkışından sonra 89'da Paris'te ilk Kürt konferansına başlıyor. Türkiye orada görmeliydi. Yeni bir dalganın, yeni bir siyasi parametrenin geldiğini görmeliydi. Bu ayrı bir dava. Şimdi mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin benim tahminim yani mevcut dinamikleri inceledikten sonra vardığım sonuç PKK ile olan mücadelesine Türkiye'nin çok yoğun destek verecek. PKK bitiyor. Yani buradan dinleyenler de sevsin. PKK bitecek. Çünkü PKK Avrupa'nındı biliyor musunuz? Kürtler. PYG Amerika'nın olacak. PYG Amerika'nın olacak. Bu Amerikan-Rus zimni ittifakı da bitecek onu da söyleyeyim. Türkiye'nin öneminin bittiğini zannetmesine başka meseleler gelecek. Can Baydur'u bir soru işareti bir şey soktu birazcık böyle ben ilk blokta ama noktalamalarla acaba şimdi, Türkiye'nin şeyine mi aleyhine tabii, mi gelişiyor? Onun için her gün sahada denklem değişiyor. Mesela Trump ne kadar güvenilir? Koskoca Amerikan tabii, başkanından başlıyoruz. Yani, şöyle yani şahsi profil tabii, falan işte kravatı kırmızı uzun o anlamda değil. Tabii. Yani bir Amerikan başkanı düşünün ki diyor ki IŞİD birinci hedefimiz. Bunlar 3 ay içerisinde oluyor. Tek hedefimiz IŞİD'i yok edeceğiz. Radikal İslam'ın kökünü kazacağız. Sonuna kadar gideceğiz. Arkadan yani bunu söylerken diyor ki Esad görevinde kalabilir. Neticede o da bizim gibi IŞİD'e mücadele veriyor. Arkadan Şariat Hava Üssü'nü vurdu. Bu Esad gidecek dedi. Arkadan tekrar eğer bir daha kimyasal silah kullanmayacaksa kalabilir dedi. Böyle bir profile ne kadar güvenebilirsiniz? Tabii. Veya Amerikan politikasına. Evet. Dünya bilinmeyenlerle dolu. O bakımdan yani her gün, her sabah bütün gelişmeleri yeniden okuyup böyle bir bilgisayar gibi bütün yeni dinamik parametreleri denkleme sokup oradan bir output almamız lazım. Türk dış politikası olarak. Her gün. Çünkü şu da önemli yani konuşuldu böyle. Hakikaten ezeli ve ebedi düşmanlar olamaz dış politikada. Hatta şudur. Eğer bir devlet bir başka devletle kalıcı ve sağlıklı bir barış istiyorsa bunun yolu bazen çoğu kez kötü şeyleri hatırlamaktan değil unutmaktan geçer. Bunu da bir kenara not edelim. Şimdi efendim bu çok güzel bir noktaya temas etti Sayın Metiner. Bir aslında medeniyetin de iflasıdır gelişmeler. Bir medeniyet çöküyor. Batı anlamında söylüyorum. Yani evet çok ünlü büyük düşünürler falan yetiştirdi, çıkardılar. Yani çoğu zaman da bütün Batı Rönesansı da İslam filozoflarının etkisiyle olmuştur. Bu da ayrı bir konu tartışılır ama şimdi beni üzen nokta şu. Yani geldikleri zaman 3 milyon 100 falandı.
doğumlarla beraber şimdi 3,5 milyon mülteci besleniyor. 25 milyar dolar Türkiye harcamış. Bunun içerisinde o aldı bu aldı demiyorum da işin kötü tarafı ne biliyor musunuz? Hadi adını vermeyeyim, bazı ülkeler ben sadece 50 tane alırım ama Hristiyan olursa alırım diyor. Yani bir insanlık dramında din ve mezhep seçiyor. İnsanlık dramında. 50 tane alırım ama bana oradan Hristiyan bulun diyor. Şimdi bu bir medeniyetin de çöküşüdür. Şimdi NATO'ya gelince bu tabii 1900 yani şeyde Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra Türkiye bir denge oyunu adı altında aslında benim çok eleştirdiğim bir politikadır. Belki buna tepkiler de gelebilir ama maalesef öyle. Biraz risk almalıydı. Yani ne İsa'ya yarandınız ne Musa'ya yarandınız. Sonucunda ortada kaldı Türkiye. Yani taahhütleri olmasına rağmen savaş Akdeniz'e indiğinde, İngiltere ve Fransa ile beraber hareket edeceğim dediğinde, Paris'e saldırdığında Hitler buyur Akdeniz'e indi gel dediğinde, Türkiye bir takım tereddütler ve imtinalar gösterdi. Sovyet Rusya Hitler saldırdığında Balkanlar'da bir cephe aç, oyala bana yardım ettiğinde onu yapmadı. Ne Sovyetler Birliği'ne yarandı ne Batı ortada kaldı. Ortada kalınca da Sovyetler Birliği ne yaptı? İşte Kars Ardahan'ı istedi, Boğazlar'da üst üstleri, Montreux'u gözden geçir dedi. Birdenbire böyle bir ne yapacağımızı şaşırırken işte Amerika Birleşik Devletleri bir jest yaptı. O zamanın Büyükelçisi Münir Ertegün'ün cenazesini ünlü Missouri zırhlısıyla Türkiye'ye yolladı. Bu aslında Sovyetlere bir işaret vermekti. Yani benim artık benim muhtemde koruma altımda bak dokunma. Koskoca zırhlı Münir Ertegün'ün cenazesini getiriyor. Truman doktrinine 47 başladı. Bak 7'ler de benziyor. Yani, 47, 2017, 70 senelik bir beraberliğimiz var. Şimdi ne oldu? Evet, Türkiye böyle bir kampta hani kendini o zaten Soğuk Savaş yerler belli olduğu için herhangi bir başı ağrımadı. Ama ne getirdi ne götürdü. Şimdi bak ben size götürenleri söyleyeyim. Önce alalım çünkü sonra reklam mı? Tamam. Çok kısa ondan sonra. İki dakika, tamam söyleyeyim. Tamam. Dönelim. Şöyle efendim, milli harp sanayimizi kuramadık NATO içerisinde olduğumuz için. Bize taahhüt edilen zaman zaman silahlar verildi. 70'li yıllardaki ambargolardan artık tekrar altını çizmek istemiyorum. Çok konuşuldu. Ama o zaman da taahhüt edilen silahlar verilmedi. Evet. Parası ödenen silahlar verilmedi. Bu ikinci kez oluyor. Birinci Dünya Savaşı'na başlarken de Sultan Reşat'la Reşadiye ile Sultan Osman gemisini İngilizler vermedi. Üstelik o vermedikleri gemilerle Sultan Osman Çanakkale'de bize karşı savaştı. Üç. Milli MAH olan eski ismi MAH olan, sonradan MIT olan MAH, MIT'e ve Genelkurmay'a sızdılar. Sızdılar. Bir iki tane örnek vereyim size. Özel Harp Dairesi. Tabii Menderes. O sonra özel. Menderes MAH'ın parasının CIA'den geldiğini, Amerika'dan geldiğini başbakanken öğrendi. Siyasi tarihimizden kesitler veriyorum size. Evet, çok önemli bir Başbakan bilgiler. Başbakan Bülent Ecevit, çok özel harp dairesi diye olanı o zamanki Genelkurmay Başkanı Semih Sancar'dan duydu. Semih, o nedir diye Genelkurmay Başkanı soruyor. Evet. O anlatıyor, yeni duyuyor. MİT'e ve Genelkurmay'a sızdılar. Evet. Ondan sonra biz oldu, yani tehdit algılamamızı zayıflattılar bizim NATO var diye. Yani NATO şemsiyesi altında olunca yakın tehditleri algılamada zaafa düşürdüler bizi. Evet. Peki bir şey olduğunda yardım edecek miydi? Onu da şurada denedik ve kapatıyorum. 91'de Baba Bush'ta Körfez Harekatı sırasında Saddam'dan bir saldırı gelirse NATO'nun 5. maddesini işletecek misin diye sorduğumuzda Almanya ve Amerika hayır dediler. İşte bu kadar. Hayır dediler. Evet. Burada kapatıyorum. O maddede bir ülkeye yapılan saldırı değil mi hocam? Yanlışım varsa zaten bütün ülkelere yapılmış sayılacaktır. NATO'nun 5. maddesi. Evet. Yıllarca konuştuk ama hep böyle havada kaldı tabii ki. Ama çok da güzel hafıza da tazeliyoruz değil mi? Önemli örneklemeler de var. Bu başlıkları... Ben tarihten referans vermeden konuşmam. Çok severim. Çok güzel. Can Baydural'a geldi sıra. Farkındayız ama çok özür dileyerek. Kısa bir reklam arası vereceğim. Dönüşte sizinle başlayalım. Ne kadar kısa? Yani bir 5 dakika yakın, 6 dakikadarlık bir ara olacak. Ondan sonra kesintisiz devam ediyoruz ama. Kısa bir reklam arası. Aranın ardından devam edeceğiz. TGRT'den mesajıma lütfen soru ve görüşlerinizi gönderin. Okuyoruz. Katılımcıları da yönlendiriyoruz. Yine sizlerin soruları çerçevesinde kısa bir reklam arası. An itibariyle meselenin iç yüzü özelle karşınızdayız. Etiketimiz TGRT mesajım. TGRT'den mesajım lütfen buraya soru görüşlerinizi yazın. Değerli konuklarımız var. AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Metiner, değerli öğretim üyeleri var. Profesör Doktor Esat Aslan, Profesör Doktor Mithat Baydor ve
Profesör Doktor Sayın Can Baydaroğlu. Efendim Can Baydaroğlu ilk blokta sonlara doğru eklemesini yapamamıştı. Havada kaldı. 3 soru da orada çıktı. Bir, Sayın Baydur'un bıraktığı noktadan Türkiye'nin Kürt politikasına atıfta bulundu. Var mı yok mu? İki, Türkiye ortada mı kaldı global anlamda bütün bu güçler arasında? Ve NATO ne işe yarar ki bunun üzerine tweetler yağıyor öyle diyeyim. 15 Temmuz meselesine ilişkinde NATO'ya çok büyük serzenişler var tweetten. İzleyicilerimiz gönderiyorlar. Size ben sözü bırakayım, zamanınızdan yemeyeyim. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Şimdi belki aslında bundan sonraki bir başka tartışma programı için önce biraz yine spekülatif konuşarak başlayayım son turuma. Tabii. Ya bölgemizdeki olanı biteni değerlendirirken iki tane çok temel unsuru da gözden kaçırmamak lazım gelir düşüncesindeyim. Bir, dünyadaki petrol fiyatları meselesi var. Yani ya Rusya'nın çıkarı nedir Suriye'de, değil mi? Yani veyahut evet. Amerika niye burada olmak ister? Niye bir Kürt devleti kurulması isteniyor vesaire. Evet. Ve dünyada görüyoruz ki aslında şu anda çok ittifak haline gelen Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri aslında bir petrol savaşı oyunu da oynuyorlar. Yani ne kadar petrol fiyatlarını aşağı çekerseniz Rusya'yı o kadar batırırsınız. Nokta. Ne kadar fazla Suriye'de petrolün denize açılma noktasında belirleyici hale gelirseniz musluğu kısıp fiyatı o kadar yukarı çıkarırsınız. İki. Yani şimdi dolayısıyla bütün bu olayları küresel ekonomik olgulardan da ayırarak asla ele almamak lazım. Bir de galiba Mithat Baydur söyledi. Amerika'nın esas hedefi aslında burası olmaktan ziyade giderek Çin'e yöneliyor. Yani şimdi bir de işin o boyutu var. Yani dolayısıyla hani Amerika'nın buradaki politikalarının kalıcı olacağı falan yok. Yani onlar bir an önce birilerine ihaleyi verip sıvışmanın derdinde kaçmanın derdindeler. Yani bir de onu da altına koymak evet. lazım. İkinci çok önemli olgulardan bir tanesi de bu bölgedeki olaylardan bahsediyorsak acaba Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in güvenliği meselesi olmadan bütün bu işleri düzenleyebilir mi, düşünebilir mi? Evet. Yani bir de işin bu boyutu bu var. Bu boyutu var. Yani dolayısıyla İşte bu satranç mı diyeceğiz, puzzle mı diyeceğiz, ne diyeceksek diyelim ismini, oynarken her gün değişen çıkar oyunlarını, dünyadaki değişen fiyatları, dünyadaki değişen yeni yaklaşımları vesaire dikkate alarak düşünmek zorundayız. Ve bütün bunlar Türkiye özelinde de bizim riskimizi arttırıyor mu, azaltıyor mu ona da bakmak lazım. Tabii ki. Yani çünkü hani Türkiye ekonomisi çok iyi falan filan da Türkiye ekonomisi sonuçta dışa da açılan bir ekonomi. Dış dünyayla da öyle çok içe kapalı bir ekonomiden bahsetmiyoruz. Ve şimdi çok önemli bir şey daha var aslında. Onu hiç tartışamadık. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi meselesi var. Avrupa Birliği ile masaya gelmiş olan. Ve tahmin ediyorum onun müzakereleri de birkaç zamana kadar başlayacak. Ve orada çok kritik konu başlıkları da var. Şimdi yani dolayısıyla olayı biz tek taraflı yani 360 derecelik bakış açısının bile yetmediği bir süreç içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor. Yani bazen evet, doğru. Hani 360 böyle çevresel evet. bir de 360 tepeden aşağı falan bakıp da tam fotoğrafı çekmek lazım. Ama meselenin iç yüzünde ekonomi var diyebiliriz herhalde değil mi? Ya zaten bütün mesele bu. Gayet tabii evet. Şimdi ekonomi yani şu anda kapitalizmin iflas etme noktasına doğru hızla giden bir dünya koşulu var. Yani dünyada bir talep erozyonu yaşanıyor ve bu talep erozyonu bir tarafta çok zengin ihtiyarlar bir tarafta çok fakir gençler varsa ikisi de talep yaratamıyorsa dünyada o zaman kime ne üretip de ne satacaksınız? Yani dünyada yeniden bir gelirin düzenlenmesi sorunu var. Ve Türkiye kim ne yaparsa yapsın bütün bunların merkezinde bir ülke. Yani bazen Türkiye'nin biz Türklere rağmen çok önemli bir ülke olduğu gibi bir sonuca da varmamız gerekiyor. Yani biz istesek de istemesek de işte CIA'si'de, şu suda, bu suda, Mossad'da da herkesi illaki Türkiye'de bir yerlere sızacak. Bundan da emin olmamız gerekiyor ve bunu belki de alışmamız gerekiyor. Kendi politikalarımızı üretirken de bu gerçeklere de gözümüzü kapatmamamız gerekiyor. Yani işin bir de o boyutu var. Şimdi bu bir. İkincisi ortak çıkar alanlarını doğru analizini yapmak lazım.
Yani biz hep çatışma alanlarını tarif ediyoruz. Fakat işte sonuçta birileriyle de ittifak yapmak zorundasınız. Yani çünkü tek başınıza herkesle savaşamazsınız, kavga edemezsiniz. Belli güçleriniz var. O yüzden ortak çıkar noktalarımızın da analizini doğru yapmamız gerekiyor. Yani nerede nereye kadar uzlaşırım, nerede nereye kadar çekincem olur, nerede dururum meselesini de çok iyi ortaya koymak gerekiyor. Evet, Türkiye'nin başka bir sorunu var. Bence Kürt politikası var mı, şu mu falan mı diye sorarken, Türkiye'nin kendini güncelleme sorunu olduğu düşüncesindeyim. Yani Türkiye'deki tartışmalara bazen baktığım zaman, ya Soğuk Savaş'ın ben bitmediğini falan hissediyorum bazı yaklaşımlarda. Yani bir bakıyoruz, aman Allah, yani Allah Allah ya diyorum, Berlin Duvarı yıkıldığı sırada galiba 8 Kasım'ı 9 Kasım'a bağlayan 1989 sabahıydı. 2017'ye gelmişiz. Kaç yıl olmuş? 38 yıl olmuş. Yani şimdi baktığım zaman 38 yıldır hiçbir şey değişmiyor. Ve o yüzden de mesela Türkiye'deki siyasetin tıkanıklıkları falan da ben biraz orada görüyorum. Çünkü siyaset yarın için bugün yapılan bir iştir. Düne takıldığınız zaman o işe hiç soyulmayacaksınız. Yani şu an belki de muhalefetin de temel sorunu oralardan geliyor. Yani bir de öyle bir temel sorunumuz var. O yüzden bazı temel konularda uzlaşmazlık da çok fazla çıkıyor ve tartışmalar oradan gereksiz yere büyüyebiliyor. Evet. Türkiye'nin bir Kürt politikası, bir de şey, Kürt politikasına geçmeden şunu da söyleyeyim. Bazen hocamın söylediği noktaya geleceğim. Biz çok kötü bir dış görüntü veriyoruz. Orada da kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. İmaj yani. İmaj. Evet. Ya, imaj, şimdi adamı alıyorsun, yakalıyorsun. Ondan sonra adamın ertesi gün bir fotoğrafını yayınlıyorsun dünyaya. Yani yüzü gözü dağılmış vaziyette. En katili bilmem nesi bile olsa o fotoğrafı orada yayınladığınız zaman Türkiye aleyhine propaganda yapacak olanların eline malzeme veriyorsunuz. İşte bu galiba son Amerika'daki, değil mi, büyükelçilik önündeki çıkan kavgada da derhal bunu kullanacak yerler var. Dolayısıyla buralarda çok hassas ve dikkatli olmak zorundalığı var. Mesela sizin o bıraktığınız yerden alayım isterseniz, hemen devam edeyim. Mesela bugün Dışişleri Bakanlığı'na, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na Türkiye Cumhuriyeti'nin Washington Büyükelçisi çağrıldı. Ve denildi ki efendim, Erdoğan'ın güvenlik görevlileri efendim milletin ağzını kırdı ve de gösterdikleri çok ilginç bir şey vardı. Demir taşı bırakın. Yani sadece işte hapisteki onun öncesini vesairesini şey yapmıyor. Biraz evvel Mithat Hocam çok güzel söyledi. Yani bizim bir Kürt politikamız olması lazım derken bunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani bir tek bir insanın hapisten çıkmasını ortaya koyan bir şey var. Bu imajı değiştirmek lazım. Şimdi adeta şunu sizinliyorum ben. Onlarca yıldır vekalet savaşı dedik. Şimdi asıllar sahnede. Hatırlayacaksınız, İngiltere'de hepinizin bildiği, oynadığı bridge oyununda efendim asılzadeler, aristokratlar konuşmaları bağlardı. Yani üst sans oturacak, arka taraftan çağrılar, uşaklar oynardı. Onda da keyif alır. Şimdi öyle değil. Uşaklar konuşuyor, asıllar sahnede. Asıllar oyunu oynuyor. Bunun bu çok ilginç. DAEŞ'in yani tamamen bir oyun. Zamanımız yok tabii. Farklı konulara geçmemiz lazım. Adeta dünya şampiyonluğuna karşılaşan bir ABD'li boksörün karşısına Aydemir Akbaş'ı çıkartıyorsunuz. Filmden söylediğiniz onun için. Aydemir abi çok kızacak. Çıkartıyor. Yani. Şimdi adeta Rakip 5 çekilmedi galiba, değil mi? Rakip 5 çekildi mi? Rakip 5 filmini çekiyorsunuz. Yani Rakip 5 filmini çekiyorsunuz. Yok. Şimdi bir başkası çok önemli. Bakın, Suriye'de alanda Hindistan var. 40 bin tane Suriye'de ev yapma anlaşmasını Hindistan'la imzaladı. Kim imzaladı? Beşer Esad imzaladı. 25 milyar dolarlık Hindistan proje aldı. Nedir bu proje biliyor musunuz? Çok ilginç ifade etmeye çalışıyorum. Efendim, elektrik santrallerinin tamiri projesi. Çin Halk Cumhuriyeti Suriye alanında 50 milyar dolarlık proje aldı. Yani alanda herkes var, bir biz yokuz. Ve hala şunu bir kere bırakmamız lazım.
Gölge etmek başka ihsan etmem. Dış politikada böyle şeyler yapamayız. Peki. Dış politikada mutlaka yakın teması devam etmemiz lazım. Evet. Şunu söylemem lazım bir kez daha. Tamam. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir güç ittifakla ayakta kalamaz gerçeğini gördü. Bunu hep şekilde denedi. Artık her milletin kendi kodlarına, bu bölgedeki fabrika ayarlarına dönmesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bu bence önemli bir konu. Bakınız, biraz evvel Birinci Dünya Harbi'nin sebepleri arasında ifade edildi. Hemen onu düzelteyim. Bununla ilgili olarak ben Amerika'da özellikle Uluslararası Arşiv Dairesi, National Archives, NARA'da çalıştığım için söylüyorum. Ve de Amerikan gemilerinin o kaptanın seyir defterlerinde çalıştım. Bakın ne oluyor biliyor musunuz? Haziran 2014 tarihinde o iki gemi verilmedi ya. İki tane dreadnought'u Amerika Birleşik Devletleri bir tüccara veriyor. İsmini söyleyeyim. Iowa. Bununla ilgili benim engin makalelerim var. Reşadiye ile Sultan Osman gibi. Sultan Osman o başka verilmiyor. Hı. Amerika Birleşik Devletleri giriyor. Yunanistan lehine dengeyi bozabilmek için iki tane büyük dreadnought veriyor. Ha, savaş sonra, gemisi. Sonra kime veriyor? Şey. Yunanistan'a veriyor. Ha, Yunanistan'a verirken kongre çıkıyor karar. Ne yapıyor biliyor musunuz efendim? Çok ilginç. Iowa ve Mississippi. Bununla ilgili ben yayınlar yaptım. Tabii bilimsel platformda yayınlar yaptım. Bir tüccara satıyor kongreden. Tüccar bağır bağırıyor. Ben onun rollingleri üzerinde çalıştım. Tüccar diyor ki ya benim iki tane gemim var. Bunu nasıl tamir ettireceğim? Yani yani inanılmaz bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin önemini ifade etmek istiyorum. Ve söz olarak şunu söyleyerek hep başka bir konuya geçeceğiz herhalde. Evet, onun evet. için ifade edeyim. Tabii Amerika Birleşik Devletleri. Gene konuşursunuz tabii ki. Tabii ki. Yani sözü aldı ya bitti zannetti. Yok, evet. Pardon. Ben pasımı tekrar iade ediyorum. Peki buyurun. Evet. Tabii. Yani bir iki şey daha söylemem lazım. Şimdi Kürt politikası ya Türkiye bir kere politikasız. Maalesef. Yani biraz güncel gelişmelere göre ortada bir şeyler yapıyoruz ve ondan sonra da maalesef kalıcı hale gelmiyor. Yani bizim bir kere uzun vadede ki politikalarımızın olması lazım. Gayet tabii ki her uzun vadede çizdiğiniz politikalar belli esneklik payları da içermelidir ve sürekli güncellenmelidir. Yani orada da her zaman için esneklik marjı olması gerekir. Başta da Kürt politikası geliyor hiç kuşkusuz. Evet. İkinci olarak Türkiye ortada mı kaldı diye sordunuz. Vallahi Türkiye'yi kimse ortada bırakamaz. Yani biz istesek bile bırakamazlar. Böyle bir coğrafyada olmuyor zaten yani, değil mi? Yani şimdi düşünün Allah aşkınıza. Yani Amerika için ne olacağı belli olmayan bir isyancı Kürt unsuru mu güvenilir, müttefiktir. Yoksa yani müesses bir ordu nizamı olan koskocaman bir Türkiye mi güvenilir, ortaktır? Tabii. Yani işte kısa vadede bu tür işleri yaparlar ama galiba kendileri de açıklıyorlar zaten. Uzun vadede Türkiye illaki bizim stratejik müttefikimizdir falan diyorlar. Evet. Fakat ben de orada şu soru işaretini koyuyorum. Peki ben Amerika'ya ne kadar güveneceğim artık? Yani orada da belki de içinde yaşadığımız dönemin bir başka özelliği var. Karşılıklı bir güven bunalımı yaşanıyor. Yani bir güvensizlik sorunu var. Yani ben hiç kimseye güvenemiyorum. Kusura bakmayın. O zaman kendime çok iyi güvenecek adımlar atmam gerekiyor. Yani işin bir başka unsuru da o. Hı hı. NATO meselesine ama gelince... Ama hocam sadece güven üzerine de dış politika bina edilemez ki zaten. Ya olmaz ama, böyle bir şey, olmaz ki. Molotov-Ribbentrop paktı vardı. Almanlarla Sovyetler birbirine saldırmazlık anlaşması. Evet. Molotov-Ribbentrop ikisi saldırmayacağım diye imzaladılar. Ertesi Hitler şey yaptı. Yani, bir süre sonra Sovyetlere yürüdü yani. Bunun üzerine bina edilemez dış politika. Şimdi ama bu da biraz bizim paranoyak bir analiz noktasına doğru hızla taşıyor maalesef. Yani şu anda tam böyle paranoyanın has safhada olduğu bir dönem yaşıyoruz. NATO meselesine gelince evet, NATO konusunda maalesef bugüne kadar Türkiye'nin bu ittifak içerisinde yer almasından çok fazla bir şey kazanamadığını söylemek mümkün. Hı hı. Ama Türkiye'nin NATO'ya giriş gerekçesine de bakmak lazım. Yani
Katerina'dan bu yana değil mi? Baltacı Katerina hikayesinden bu yana. Hatta şunu da söylemek mümkün olabilir belki. Hani Ruslar kapitalist olsaydı Atatürk belki komünizmi seçebilirdi. Yani Türkiye'nin bir yerden sonra Batı dünyasıyla bu kadar iç içe gitmesinin arka planında Rusların sıcak denize açılma meselesi yapmaktadır. Var. Yani bir anlamda NATO'nun koruyucu şemsiyesi falan filan orada bir tehdit unsuru olarak belki işimize yaramıştır. Onu çok fazla detayına giremeyiz. Ama şunu söylemek lazım. Bugünkü NATO'nun mutlak surette tekrar varlık gerekçesiyle birlikte elden geçirilmesi gerekiyor. Yani başka türlü, ya bu sadece NATO değil, Birleşmiş Milletler için de böyle, işte Avrupa Birliği, Avrupa Birliği dedik, Avrupa Birliği için de böyle. Yani bütün Soğuk Savaş dönemi kurumlarının sil baştan ele alınarak tekrar değerlendirilmesi gereken bir döneme doğru hızla gidiyoruz. Hızla gidiyoruz. Peki. Şimdi Sayın Metiner, bütün bunların üzerine notlar aldığınız için hani kongreye girmeden isterseniz cevapları verelim. Yani bu konuyu aslında bir başka programda başlı başına konuşmak lazım. Bir tırnak içinde Kürt politikası. Kürt politikası, Hocamın telefonları bir türlü susmuyor çünkü çok medyatik olduğu için. Yok, kapattım. Canlı yayında bile arıyorlar. Tamam, evet. Şimdi... yani kendi ülkemize, kendi hükümetimize bir biçimde haksızlık ettiğimize inanıyorum. Yani buraya girersek çıkamayız biliyorum ama bence münhasıran bu konuyu gene hocalarımızla bir şekilde konuşalım. Ya Kürt politikası derken daha yapalım. Ne kastediyoruz? Şimdi bazı laflar vardır ki herkes kullanır da ne kastettiğimiz önemlidir tabii. Ya bir ülke düşününüz ki devlet yönetiyorsunuz. Kürtlere dönük bir politikanız yok. Yok öyle bir şey ya. Böyle bir devlet yönetimi olur mu? Şimdi bakınız ya mesela Irak Kürdistan ile ilgili politikamız belli. Orada da Kürtler yaşıyorlar. PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde mağdur ettiği on binlerce hatta yüz binlere varan Kürt nüfusu var. Biz onlara destek veriyoruz. Aslında Suriyeli Kürtleri biz destek veriyoruz. Türkiye'de PKK'nın mağdur ettiği milyonlarca Kürt var. Şehirlerinin yakıldığı, şehirlerini imar ediyoruz. Ha bir kimlik sorunu olarak eğer Kürt politikası diyorsak bu sorunu çözmüş bir ülkeyiz. Yani paradigmal düzeyde bu sorunu çözmüş bir ülkeyiz. Bugün Kürt vatandaşlarımızda başka vatandaşlarımız arasında temel hak ve özgürlüklerde bir eşitsizlik sorunu yoktur. Bir bölge politikasıdır. Bölge politikalarını da gücü olanlar belirlerler. Biz Barzani ile çok iyi ilişkiler geliştirdik. Bu kimi rahatsız etti? Amerika'yı rahatsız etti. Daş kimin çocuğudur? İngiliz anahtarı derken kastettiğim şey oydu. Niye Barzani'nin üstüne sürdüler hemen Daş'ı? Niye Türkiye'nin sınırına getirip PKK ile çatışıyormuş? Yani bakınız. Şimdi Sayın şunu belki iyi tartışmak lazım. Ya ben de yanlış anlaşılmak istemem. Ne kadar etkeniz, ne kadar edilgen kalıyoruz. O gücünüz de arkalı. Hayır. Buradan başlıyor. Bakın siz Suriye'nin kuzeyine girin. Ana muhalefet lideriniz bile yurtta sulh, cihanda sulhtir. Amerika'nın orada ne aradığını sorgulamaz. Uluslararası koalisyonun orada ne aradığını sorgulamaz. Ama biz 90 yıl önce kendimize ait o topraklarda bir biçimde tayin edici bir politika izlemeye başladığımız zaman hemen Neo-Osmanlıcılık, orada ne işimiz var? Tabii. Orta Doğu bataklığında. Şimdi Türkiye'nin böyle bir gerçekliği de var. Ama Amerika orada tayin edici bir güç. Niye? Bir imparatorluk, küresel bir imparatorluk. Silah veriyor, düşmanlarını size karşı kullanıyor. Ne yapabilirsiniz? Hadi bir Kürt politikasını belirleyelim. Düşmanlarımıza alenen destek veren bir Amerika var. Barzani ile geliştirdiğimiz iyi ilişkiler, Halk Bankası nasıl operasyon çekildiğini biliyorsunuz. Halk Bankası'na çekilen operasyon sadece bir banka operasyonu muydu? Yoktu. Ha, Daesh'in Barzani'nin üzerine sürülmesi, 15 Temmuz süreci başarılı olmuş olsaydı Erbil'de Barzani'den de eser kalmayacaktı. 15 Temmuz sadece Erdoğan'ı, AK Parti hükümetini devirme operasyonu değildi ki. Türkiye'nin bir işgal harekatıydı. Aynı zamanda da asla Barzani orada ayakta kalamazdı. Bizim bir Kürt politikamız var, Kürtlere yönelik bir politikamız var, bölge politikamız var. Ama siz diyelim ki Barzani'yi kime karşı kullanabilirsiniz? Kullanamazsınız ki. Barzani de kendisini kullandırmaz. Bu kullanma kelimesi zaten
büyük devletlere ait tırnak içinde. Bu bence bunu başka bir programda. Başka bir programda. Ama burada söylenen ben, şu şey değil ya Sayın Metiner, yani Barzani meselesi şu bu günlük değil. Yani mesela şimdi Barzani diyoruz ama bir 15 sene önce Türkiye'nin ulusal milli güvenlik strateji belgesinde kırmızı çizgileri dedi mesela. Eyvallah. Değişti. Neden böyle günlük değişiyor? Değişmemesi lazım. Konuşulan o. Çok güzel. Panoramik yani. Biz o paradigmayı değiştirdik. Biliyorum ben. İşte onu söylüyor. Erbil'de başkonsolosluk açalım dediğimizde ne sıkıntılarla karşılaştığımızı biliyoruz. Tabii. Bu ayrı bir şey. Tabii. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ya yani büyük devletler var. Terör örgütlerini istedikleri gibi kullanabiliyorlar. Ve herkes de buna meşru gözüyle bakıyor. Değil mi? Problem bu işte. Evet. İşte edilgeniz, edilgenlikten... Edilgen değiliz. Etkenliğe bence, daha etkenleşmemiz hocam, gerekiyor. Çok etken olduğumuz için birileri bizi cezalandırmaya kalkışıyor. Sonra birileri de içimizden kalkıp diyor ki, niye bu kadar çok etken oldunuz ki ya? Etliye sütlüye karıştınız. Ne güzel. Biz bize yaşıyorduk, gidiyorduk. Yani Amerika emrettiğinde yapsaydınız, Avrupa... parmak gösterdiğinde eyvallah deseydiniz ne güzel olurdu ya. Şimdi bizim İran'la ne düşmanlığımız var? Ne düşmanlığımız var? Irak'la ne düşmanlığımız var? Irak'ın topraklarını mı işgal ettik? Irak kendi topraklarının işgal edilmesine karşıysa başka güçlere itiraz etsin. Biz Irak'ın topraklarında işgalci güç olarak bulunmuyoruz. Suriye'de işgalci güç müyüz? Yok. Esed topraklarını işgal edenlere ses etmiyor. Şimdi bu güçle alakalı. Yani hukuku belirleyen de güçtür. Uluslararası hukuk dediğim şey palavradan, tırışkadan bir şeydir ya. Böyle hayır, bir de demokrasi havarisi kesiyorlar. Onu söylemek lazım. Kitabı bilgiler içine sığdırılmış. Tabii. Bizim gibi insanları da kandırmaya yönelik uluslararası hukuk, tabii, evrensel hukuk, insan hakları. Guantanamo adasını niye kimse sorgulamadı ya? Niye kimse sorgulamadı? Irak cezaevlerindeki işkenceleri niye kimse sorgulamadı? Ama ben Türkiye'de ya. Bakınız, Türkiye'de ya, efendim Selahattin Demirtaş niye içeride? Keşke sadece bir siyasal parti olarak hareket etseydi. Biz çok memnun değiliz ki. Efendim filan kişi attığı bir tweet yüzünden niye cezaevinde? Hoppala. Attığın tweetin içeriği ne? Bazen bir tweetle bir mermiden çok daha fonksiyonel şeyler yaparsın. Tercihin terör örgütünden yanaysa, yardakçılık yapıyorsan, propagandasını yapıyorsan, meşrulaştırmaya çalışıyorsan istersen bir tek kelime et. Kimse kusura bakmasın. Demokratik siyaset yürütenler sadece ve yalnızca demokrasiden ve siyasetten yana olurlar. Tabii. Sırtını terör örgütüne yasladığını iddia ediyorsan meşruluğun biter, yasallığın biter. Bu dünyanın her yerinde bu böyle. Ama Türkiye'ye gelince Demirtaş serbest bırak. Eyvallah bırakalım. Peki sen Taliban'la niye o zaman hala savaşıyorsun? Ne diye savaşıyorsun? Taliban'ı Gülbettin Hikmetyar'a ve Rabbani'ye karşı güçlendiren sen değil misin? Onların iktidarlarını devirmek için kullanan sen değil misin? Üsama Bin Laden'i... peki ne oldu da şimdi aynı şeyi YPG üzerinden yapıyor. Niye yapıyor? Siz demin dediniz ikiniz değerli hocalarımız. Bir ucuyla Barzani'ye. Bak sen alternatifin var ha. Suriye'nin kuzey üzerinden seni baskılarım. Daiş üzerinden seni çevrelerim. Türkiye'de. Şimdi yani etken olmak lazım. Peki etken de olacağız. Fırat Kalkanı'nı yaptık. İçimizdekiler ne dediler? Yapmamış olsaydık çok farklı bir bölgesel gerçeklik çıkacaktı. Bak şu an rahatladı. Şu an rahatladı. Biz etken olmak istiyoruz ama karşımıza... Daha etken çıkıyor. Hayır karşımızda çok daha güçlü diyor. İstiyorsanız savaşalım. Vallahi bir savaşmaktan çekinmeyiz. Yok, ama yarın bunu bize tavsiye edenler de ne işimiz var? Bizi batırdınız. 100 milyon dolar kazanan 90 milyon dolar kazanmaya başladığı zaman sizden dolayı 10 milyon dolar kaybettim derse de biz de hükümeti sonuçta bütün dengeleri korumak, kullanmak durumundayız. Taleplerin hepsini böyle bir şeye oturtmak zorundayız. Dış politikamızı da bu. Özge Hanım bir şey ilave edeyim. Bir akademisyenler olarak şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Eğer biz korkulan şu darbe girişimlerinin kanıtları mahkemeye sunulan belgeleri efendim AB'ye ve ABD'ye gönderemezsek, anlatamazsak, iç hukuk işleyişinin adil ve tarafsız olduğunu anlatamazsak, bizim korkularımız, zannediyorum bütün akademisyen arkadaşlarım bana katılacaktır, bu adam, yani FETÖ'yü kastediyorum, örgütün propagandası bunu ve de Batı'nın gözünde
daha muteber hale gelebilir. Ben bu kanaatte değilim. Daha muteber hale gelebilir. Biz asla Batı'yı ikna edemeyiz. Asla Amerika'yı ikna edemeyiz. İstediğiniz belgeleri verin. Hayır. Biz asla yapalım. İkna olmazlar. Halkla ilişkiler diye bir disiplin çünkü var. Çünkü devlet bizde. Çıkarları var. Kimi yerde örtüşüyor? Bakınız kimi eğer bu darbenin arkasında yani. Sözünü ettiğimiz o devletler güçler varsa ne sunarsanız sunun ikna olmazlar. Öyle şimdi, bir paradoksu var işin. Evet. Halkın %52'sinin seçtiği bir lidere diktatör diyor. Tabii. Öyle. Ama eli kanlı bir diktatörün arkasında hizalanıyor. Mısır'daki darbecinin arkasında hizalanıyor. Şimdi siz bu Batı'yı ikna edemezsiniz. Bu Batı karşıtlığı değil ha. Bizim tabii. Bu söylemimiz. Yani birileri hemen bu kadar da Batı düşmanlığına gerek yok. İkna ederseniz onlar da görürler. Onlar. Yoksa hadi diyelim ki FETÖ'nün darbenin arkasında olmadığına ikna olmadılar. Peki PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul ettikleri halde PKK'yı Avrupa'nın başkentlerinde niye besleyip büyütüyorlar? Amerika YPG'nin, PYD'nin PKK olduğunu bilmiyor mu? Ben biliyorum. Bilmiyorsa buradan Amerikan Büyükelçisi'ne sesleniyorum. Abdullah Öcalan'ın kitabı var terörist başına. Hmm. Okusunlar. Suriye demokratik güçlerinin adını koyan bile Öcalan'dır ya. Hmm. Salih yani... Müslüm'ü azarlıyor. Diyor ki sakın ha orada Kürt gruplar olarak mücadele etmeyin. Suriye demokratik güçleri diye bir çatı örgüt. Korun, kamufle edin. Mücadelenizi böyle yürütün. Yani ben bu bilgileri bile biliyorum. Amerika bilmiyor mu? PKK ile mücadelenizde sizin yanınızdayız. Ama PYD, YPG, PKK değildir. Hiçim hayır, olmaz. Silip atmak mümkün değil. Hatta silip atmıyoruz. Tabii silip atmak hiç mümkün değil. İkincisi, şunu yapmamız lazım. Aslında Washington Post'taki yazıyı iyice okuduğunuz zaman darbe girişimine katılan yandaşlarını satıyor adam. Ama öte yandan, hani İngilizcesini okumayayım, I probably, diyor ki, ben Türkiye'yi örnek bir demokrasi olması için burada yaşanamayacak bir ülke olduğunu ve bunu dua ediyorum, şunu söylüyorum. Bilse biraz evvel geç ya? Olmadan kim bu geç ya? Olmadan önce bu, bu işe hayır şunu söylemeye çalışıyoruz. Evet, hocam, biz akademisyen yani yok. 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 Evet. Gerek yok hocam. Evet, yani evet. Şunu söyleyeyim mi hocam? Yani bir şey bir parantez açayım. Hemen geçeyim de. Hiçbir demokrasi yani İsrail totaliter hocam. Bir cehennem, bir terör devleti. Bir gün olsun bu Netanyahu İsrail'e yönelik, İsrail politikalarına, İsrail'in Filistin'e yönelik politikalarına dönük bir tek eleştiri getirdi mi? Yok, onlar da zaten biliyor. Hocam hiç gerek yok. Onların gerek yok. O soytarının şey... cümlelerini okumak bile. Hayır, şimdi bile... mesela Batılı referanslar falan da falan veriyor. Hiçbir demokratik teori, hiçbir demokrasi teorisi kendini yıkmak isteyen görüşlere yer verecek kadar radikal bir yöne savrulamaz. Eyvallah, o bu kadar. Bu kadar savrulamaz bu kadar bir şey. Sen yani senin içerisinde bir terör mekanizması üretiyorsa... Bu konuşamaz, örgütlenemez, görüşü açıklayamaz. Tabii ki, tabii. Demokrasi hocam, o kadar radikal hocam, bir faraza, yani. Hocam faraza şu an burada bir DAEŞ mensubu olsaydı. Tamam, DAEŞ mensubu. Sizin koltuğunuzda oturuyor olsaydı. Amerika'ya verip verişleseydi. Hatta Amerika'daki... Yapamaz o iş. İsrail elemanlarına, gizli uyan hücrelerine deseydi ki... Amerikan ne hedeflerini vurun deseydi. Amerika ne yapardı? Tabii. Buraya, ne yapardı? Buraya hemen bir şey havadan paraşüt indirme yapardı. Efendim dosya sunarsak, ikna olurlarsa politikaları değişir. Evet. Ama gene de yapmak istimiz öyle. Yaptık artık lazım. Gönderdiğimiz dosyaları 15 sene içinde okuyamazlar şimdi, bile. O kadar dosya gönderdik ki. Bir şey çıktı. Kavuşturmanın iadesi diye bir durum var. Yani kavuşturma safhasındayken... bir başka yöne evrilmemiz lazım. Amerika Birleşik Devletleri'yle suçların anlaşması var. Fakat kavuşturma anlaşması yok. Yani bu hukuk tabanına girmek istemiyorum. Evet, evet. Şimdi artık var. Çok da zaman daraldı hocam. Da. Ama bir başka programda elbet gireriz detaylara. Evet. Tabii önemli 2-3 gün var önümüzde. Şimdi ilk önce AK Parti'nin kongresi yaşanacak. Ondan sonraki günde pazartesi günü de az önce konuştuğumuz konularla birebir ilintili darbenin planlayıcıları Akın Öztürk, Mehmet Parti Göç gibi isimler ilk kez yargı karşısında tabii. Çıkacak. Çatı dava olarak tanımlanan Genelkurmay Karargah davası da pazartesi günü başlıyor Sincan'da. Tabii dava içinde kırmızı alarm verildi. Olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Bunu ben bir dipnot olarak söyleyeyim. Bu önümüzdeki haftanın da diğer önemli konusu da bu olacak. Çünkü yani darbenin beyin takımı ilk kez. Böyle kelepçeli olarak basının görebileceği şekilde salona alınacak. İnşallah kelepçeli olarak alınırlar. Kelepçeli olarak da yargılanırlar. Evet, verilecek. Takım elbise inşallah giydirilmez.
Amerikan yargısının karşısına hangi şekilde çık? Guantanamo örneğinde olduğu gibi. Ne şekilde çıkartılmışsa o şekil. Bu kadar hukuk bize fazla yani. Amerika'nın bile hukukunun çok ilerisinde bir hukuk sistemimize sahibiz. Ama birileri diyor ki Amerika'da bağımsız yargı var. Sizde bağımlı yargı var. Hadi yani. Ben size Mehmet'ten söyleyeyim. Yani Panama'nın Genelkurmay Başkanı darbe yaptı. Tutukladılar. Texas Askeri Mahkemesi'ne yargıladılar. Yani düşünün, tutuk Panama'dan getirdi uçakla, şeyde yargıladı. Şimdi kongreyi de konuşmak istiyoruz. Hali hazırda Sayın Mehmet Metiner de buradayken tabii 3. Olağanüstü Kongresi yapılacak pazar günü. Yani 21 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı da genel başkan olarak partinin başına çıkacak, geçecek. Ve gene Sayın Erdoğan açıklayacağı son derece önemli açıklamalar var. Yani sadece bir kongre değil, yeni yol haritasıyla büyük bir reformun startı da bir anlamda verilmiş olacak 21 Mayıs'ta. Bu da son derece önemli. Özellikle AK Parti, eğer benim bildiğim kadarıyla kısaca bir özet geçiyorum Sayın Metiner müsaadenizle. 100 günlük takvim için demokrasi, değişim, reform paketini hayata geçirecek. Özellikle ekonomi, istihdam alanlarında bir rahatlama sağlanacağı ifade ediliyor. Tabii gözler kongrede. TGRT Haber olarak da gün boyu dev kadromuzla kongreden, arenadan, Ankara arenadan canlı yayınlar yapacağız. Aynısı keza bu yayınlarımız hem gün boyu hem akşam da devam edecek. Önemli konukları ağırlayacağız burada. Kongre sonrası izlenimleri, Sayın Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu mesajların içeriğini anlam itibariyle de hep birlikte burada uzman konuklarla da değerlendireceğiz. Dipnot olarak bunu da belirtelim ve hemen Sayın Metiner'e dönelim. Efendim, bu kongre AK Parti için ne kadar önemli, Türkiye için ne kadar önemli diye sözü yani size bırakayım. AK Parti'nin gücü Türkiye'nin gücü demek. Bunu öncelikle vurgulamam lazım. AK Parti için demokrasinin önemi hayati önem. Şimdi tabii terör örgütlerle mücadele ediyorsunuz. Demokrasiyi askıya aldılar, olağanüstü hal rejimi falan. Bunlar tırışkadan şeyler yani. Bu ülkedeki bütün demokratik değişimleri Allah'ın izniyle biz yaptık. Bunlar da gurur duyuyoruz. Türkiye'de bürokratik vesayetin de belini kırdık. Askeri bürokratik vesayetin de belini kırdık. Artık bu ülkede hür ve helal oylarıyla vatandaşların istediği devlet düzenini oluşturmasının yolunu da biz açtık. Ve eşitsizlik rejimini ortadan kaldırdık. Yani Domuzlar Çiftliği'nde George Orwell'in tanımladığı şey var ya, bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar da eşittir. Artık bu ülkede hiçbir vatandaş grubu diğerinden daha fazla eşit değildir. Temel hak ve özgürlüklerde herkesi eşitleyen demokratik bir vatandaşlık anlayışını pratiğe geçirdik. Şimdi bu demokrasi çok önemli. Sadece kendimiz için demokrasi isteyen bir parti olmadık. Herkes için demokrasi isteyen bir parti oldu. Ama bunu söylerken birilerinin kalkıp da efendim şu siyasal partinin milletvekilinin içeride olması, geçin bunları yani. Geçin bunları yani. Bunun demokrasiyle bir alakası yok. Demokrasi kendisinin katledilmesine, yok edilmesine izin veren bir rejimin adı değildir. Bu arada son dakika gelişmesi ekranlara yansıyor. Sözünüzü balla kestim. Fenerbahçe finalde sayın seyirciler, Euroleague'de Real Madrid'i yenen Fenerbahçe finale yükseldi. Sizler de alt yazımızda görüyorsunuz. Önemli bir gelişme. Fenerbahçe finale çıktı. Başarılar diliyoruz Euroleague'de Fenerbahçe'ye. Real Madrid'i yendi ve finale kadar yükseldi. Umut ediyoruz şampiyon da olur. Yani Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'mizi ama elbette ki her takım bizim takımımız yani. Şimdi değişim kelimesi bizim için çok önemli. Bakınız AK Parti için değişim. Yani demokrasiyi iki şeyle biz birlikte Türkiye'yiz. Tabii ki birlik işte. Birlikte Türkiye'yiz. Bakınız birlik, bu çok önemli ülkede yaşayan bütün yurttaşları kendimizden biliyoruz. Dini, ırkı, dili, rengi, mezhebi, yaşam tarzı ne olursa olsun. Ötekileştirici, dışlayıcı hiçbir anlayış bizim semtimize uğrayamaz. Bu ülke ihanet etmeyen, teröre, şiddete bulaşmamış bütün vatandaşlar bizim başımızın tacıdır. Bir Alevi'yi bir Sünni'den değersiz gören anlayışlar bizim semtimize uğrayamaz. Sünni de bir, Alevi de bir. Müslüman da, gayrimüslim de. Biz bu toprağın mayasıyız. Biz milliliği yerliliği esas alırız ama bu üstüne kapanmacı bir anlayış değil. Evrensel değerler varsa eğer her neyse onları fazlasıyla içselleştiririz. Dışarıya açılmayı hatta kültürler arası evlilik yoluyla belki de yeni bir melez kültürün oluşmasına da katkı sağlayacak bir anlayışa sahibiz. Kendimizi koruyarak ama. Millilik ve yerlilik anlayışımız veyahut da başka bir şey, etnisite üzerinde şekillenen bir anlayış değil. Bu topraklara aitiz,
Bu milletin değerlerini çok önemsiyoruz ve bu milleti bütün fertleriyle birlikte bir bütün olarak görüyoruz. Ama bu bütünlükçü anlayışımız farklılığını inkar üzerinden şekillenmiyor. Kimlik siyasetlerini zararlı görüyoruz ama yani farklılıkları biz içinde eritmeyi düşünen kimlik siyasetini zararlı görüyoruz. Farklılıklarımızla birlikte bir bütün olduğumuzun da altını çiziyoruz. Her birimiz farklıyız. Bu bizim zenginliğimiz. Ama bütün bu farklılıklarımızla da biz bir bütünüz. Bu da bizim gücümüzdür. Değişimi çok önemsiyoruz. Türkiye kendini her gün yeniden değiştirmek zorundadır. Çünkü hocamızın da hocalarımızın da dediği gibi içeride değişim oluyor, dışarıda değişim oluyor. Günübirlik politikalar bile belirlemek gerekiyor. Tabii. Bütün bu değişime öncülük eden bir partiyiz. Bakınız. Bütün bu 15 sene önceki Türkiye ile bugünün Türkiye'sini mukayese edemezsiniz ya. Bu değişime öncülük eden bir partiyiz. Bundan sonraki değişimci karakterimiz devam edecek. Ama kongremizde, pazar günkü kongremizde herkes görecek. Eğer değişime öncülük etmek istiyorsanız siz de kendinizi değiştirmek zorundasınız. Çünkü siyaset de bir süre sonra statükoya dönüşüyor. Statükocu bir anlayış. Gençleştireceksiniz, yenileyeceksiniz. Dinamik kadrolarla, yeni politikalarla yolunuza devam edeceksiniz. Pazar günkü kongremizde bunlar. Bu değişime öncülük eden partinin kendisini kadrolarıyla da nasıl yeniden üretebildiğini, değiştirebildiğini herkes görecek. O demokrasi bahsinde söylediklerim genel başkanımızın, liderimizin ağzından ete kemiğe büründürecek, öyle tahmin ediyorum. Biz birlikte Türkiye'yiz. Gerilimi azaltan, düşmanlıkları ortadan kaldırmaya çalışan, bu komşu ülkelerle de olabilir, dış dünyayla da olabilir. Her türlü demokratik diyaloğa açık bir partiyiz. Ama uzattığımız eli de tutmayan, uzattığımız ele de kurşun sıkan veyahut da bu ülkede darbeye teşebbüs edenlere de asla müsamaha göstermeyeceğiz. PKK terör örgütüne de FETÖ terör örgütüne karşı da sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kökünü kazıyacağız ha. İsterse akademiya içinde olsun, isterse gazeteci kürsüsüne bürünmüş olsun, isterse politika içine sızmış olsun, FETÖ'cü unsurları, kripto unsurlarıyla birlikte tespit ettiğimizde toplumun her yerinden söküp atacağız. Bu eğer demokrasinin katli diye takdim edilecekse kim nasıl takdim ederse etsin. Yani kongre sonrası bu FETÖ'yle mücadelede büyük bir ivme bekleniyor. Aynen. Denilebiliyor aynen. mu? Diyebilir terörle miyiz? Mücadele. Bu çok önemli çünkü. Adı üzerinde terörle evet. mücadele. Şu evet. reform, bakınız biz reformcu bir partiyiz. Evet. Bütün bu demokratik reformları gerçekleştirmiş bir partiyiz. Avrupa Birliği'ne asla düşman değiliz. Bu bir devlet politikamızdır. Avrupa Birliği'nin eşit üyesi olmak isteriz. Avrupa'nın varsa değerleri, kendi değerlerimizi de katarak yeni bir Avrupa kültürü, yeni bir başka kültür oluşturmaktan yanayız. Ama hiç kimsenin Türkiye'ye parmak sallamasına izin vermeyiz. Aba altında sopa göstermesine izin vermeyiz. Devletimizin, milletimizin haysiyeti, onuru söz konusu olduğunda milletimizin başını öne eğdirecek hiçbir dayatmaya evet demeyiz. AK Parti iktidarda olduğu sürece. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bu hükümet, bu ülkede olduğu sürece biz buna izin vermeyiz. Avrupa'ya teslim olmayız. Avrupa'yı teslim almaya da gitmiyoruz. Eşit onurlu üye olarak yer almak isteriz. Avrupa'nın bu dayatmaları devam ederse, Avrupa Birliği'nin bu dayatmaları devam ederse, Ankara kriterleri, merak etmeyin bizim çok evrensel, çok köklü değerlerimiz var. Batı demokrasisine de gerektiğinde taş çıkartacak kadar örnek oluşturacak millet sistemimiz de var, çoğulculuk anlayışımız da var, medeniyet anlayışımız var. Yolumuza devam ederiz. Dolayısıyla Avrupa'ya düşman değiliz, Avrupa'ya karşı değiliz, Avrupa Birliği'ne karşı değiliz. Ama Türkiye'nin ekseni kaymamıştır, Avrupa'nın ekseni kaymıştır. Bugünkü düşmanlık şeyinde de Avrupa'nın. Biz atılması gereken bütün reformları atarız. Hem içeride atarız hem dışarıda atarız. Bunu milletimiz için yaparız. Onun için bizim yeni dönemde istediğim şey şu. Milletinin emrindeki güçlü bir devlet. Devletiniz güçlü değilse asla siz hayatiyetinizi sürdüremezsiniz. Ama o güçlü devlet sadece ve yalnızca milletinin emrindeki bir güçlü devlet olacak. Bakınız. Yani devletin vesayet kalıntılarından tamamen devletin milleti yok artık. Milletin devleti var. Devletimizi yeniden yapılandıracağız. Aynen. Milletimizin değerleri, isterleri doğrultusunda yeni bir devlet anlayışı, güçlü bir devlet anlayışı, hukuka yaslanan, herkesi kendinden bilen, ötekileştirici söylemlere yer vermeyen. AK Parti kendi içinden de bu kadrolarını tekrar yeni bir yönetim oluşturarak, yeni bir hükümet
Ondan sonra güçlü bir biçimde yola devam edecektir ve bence AK Parti'nin bu gücü Türkiye'nin gücüne de güç katacaktır. Hı hı. İnşallah kongremiz çok yeni, hayırlı bir siyasetin inşasına da çok anlamlı bir katkı sağlayacaktır. Katkı sağlayacaktır. Şimdi bir milletin de mesajı var. TGRT'den mesajım diye de gönderiyorlar. Şimdi benim az önce okudum. Göndermeye de devam edin soru ve görüşlerinizi sayın seyirciler. TGRT'den mesajıma elimden geldiği kadar katılımcıları soru olarak yönlendiriyorum. Şimdi ekonomi ve istihdamda rahatlama sağlanacak dediniz diyor Özge Hanım. Bunları vatandaş hissedecek mi diyor. Şimdi tabii kongrenin yanı sıra sayın Cumhurbaşkanı'nın o yol haritası millet tarafından çok merakla bekleniyor açık. Açıklayacağı şeyler. Yani orta direğin güçleneceği belirtiliyor. Yani orta direk kavramı Türkiye'de yeniden güçlenecek şimdi mi? Bakınız, soruyor insanlar. Bu devlet, ben size sorayım. Bu devlet bu milletin devletidir. Hı-hı. Can hocamın söylediğine katılıyorum. Hı-hı. Zenginin alabildiğine zengin, fakirin alabildiğine fakir olduğu bir anlayışa biz asla yer veremeyiz ya. Yani tabii. Orta sınıf dediğimiz sınıf her neyse. Vatandaşımızın devletin imkanlarını eşit bir biçimde, adil bir biçimde bölüşmek zorundayız, dağıtmak zorundayız ve ekonomik imkanları da vatandaşlarımızın lehine seferber. Evet. Bir diğer husus size şunu söyleyeyim. Bu bürokratik düzen değişecek olur. Özge Hanım. Evet, evet. Öyle yok öyle. Mevzuat hazretleri. Tabii. Yani güçlü her istediğini yapabilecek. Vatandaş da bürokratın kapısına gittiğinde bugün git yarın gel ve bu olmaz. Mevzuat hazretleri böyle. Geçin bunu. Bu yazışmalarla vatandaşımızın ülkenin kaybetmesine izin vermeyeceğiz. Bir günde bitecek bir iş, sadece bir yerde bitecek bir işin 6 aya 787 imza. Ya bir bakanlıkta işinizi bitiriyorsunuz. Hadi git filan bakanlığa da. Oradan gidiyorsunuz Feş Mekan Belediye. Oradan gidiyorsunuz böyle bir şey olmaz. Bu bürokratik düzen değişecek. Vatandaşın bürokrasi karşısında ezildiği bir düzen olmayacak. Zaten anayasa değişikliği bizim öngördüğümüz sistem de budur. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bürokratik vesayetini ortadan kaldırır. Bürokrasi gereklidir elbette. Peki bu kadar güçlü müydü bu Sayın Metin'e? 15 senedir bir azaltamadınız mı bürokrasiyi? Hocam nasıl ya? Sen atadığın bürokrat bile sana bürokrasi şeyi veriyor, refleksiyle yani. Hareket ediyor. Cumhurbaşkanımız defalarca. Ama bak şunu da söyleyeyim. Haşmet Babaoğlu'na buradan selamlarımı iletiyorum. Sevgili Haşmet, sen çok anlamlı şeyler yazdın. Bürokratik oligarşi kadar siyaset oligarşisi de demokratik siyaset için çok büyük bir engeldir. Demokratik siyaset kendini yenilemek istiyorsa siyaset baronlarının tekelinden de kendisini vesayetinden de kendisini kurtarmak zorundadır. AK Parti'nin en büyük şeyi de bu. Değişimci meslek değil. Yani hem bürokratik oligarşiye karşı çıkıyor hem de kadrolarını sürekli yenileyerek, gençleştirerek, değiştirerek siyaset oligarşisinin oluşmasına da izin vermiyor. Güzel. Bu kongrede de inşallah böyle bir şeye liderimizin izin vermediğini de çünkü partimizin içinde de oluşabilir. Yani adam 3 dönem işte bakanlık yapıyor. Ya bırak başkaları da yapsın ya. 3 dönem milletvekili yapıyoruz ya neyimize yetmiyor ya. Ama şimdi bize ya bir ömür boyu milletvekili yani. Olmaz ki ya. Yani gençleşmeye de önem verilecek, şeye de önem verilecek. Yeni icra dönemi başlıyor. Doğru, özgürlük, doğru. Güvenlik dengesi öngörülüyor. Ekip çalışması yapılacak. Biz özgürlüğü güvenliği özgürlüğe kabul etmeyiz. Ama özgürlüğün olabilmesi için güvenlik şart arkadaşlar. Güvenliğin olmadığı yerde özgürlük olmaz. Güvenlikçi politikalar denilerek aslında var ya terör örgütlerinin at sürmesi isteniyor. Güvenlik demokrasi için olmazsa olmaz. Tabii. Ama aynı zamanda demokrasi de güvenlik için onun, olmazsa olmaz. Olmaz. Onun optimum dengesini sağlamak lazım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'de ikiz kuleler saldırısından sonra 2001'de ya özgürlük güvenlik paradoksu içerisinde bunun optimum dengesini bulmaya çalıştı. Ve o dönemde en çok satılan şeylerimiz Amerikan bayraklarıydı. Evet, yani bir savunma refleksi gelişti. Bu doğru bir şey. Evet. Şimdi efendim ben diğer arkadaşlarımızın da zamanını almamak için bunu son derece tasarruf içerisinde kullanmaya çalışayım. Programı da bitiriyorum artık. Evet. Evet, son ben bir dakika. Ben de iki kelime söylemek istiyorum. Öyle oldu. Mehmet Bey ama bu olmadı. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Benim yerde arkadaşlarım. Yani burada bize hiçbir şey kalmıyor. Böyle bir şey olmaz. İki kelime de ben söyleyeyim. Yok ben bir şey söylemedim daha. Yani efendim yani tamam. Dört dönem birerci. Evet. Önemli bir parti. Türkiye'nin her yerinden oy aldığı için. Yani bir Türkiye partisidir. Evet. Ben bu şeyden sonra bir catch all dedikleri herkesi daha kucaklayan bir parti olacağını, önemli demokratik açılımlar yapacağını düşünüyorum. Bir bu yaşadığımız gelişmeler dış ile batı ile bölgeyle
Türk halkında da bir xenofobiya yarattı, bir yabancı düşmanlığı. Bu da iyi bir şey değil. Bu bakın, da iyi değil, tabii. Bu yabancının iyi olduğu anlamına gelmez. Yok, ama onlar iyiydi, biz anlamıyoruz değil. Xenofobiya kötü bir şeydir. Yeniden Avrupa Birliği ile Amerika ile bölgeyle bir diyalog sürecinin yeniden Türkiye'nin tadil ve tanzim edileceğini düşünüyorum ve kapatıyorum hemen. Peki efendim, size çok teşekkür ediyorum. Yok, siz de bir cümle lütfen. Şimdi bir kere TNİ ile yaklaşan bir lider olduğunu herkes, Türk halkı biliyor. Ağırlığı var. Tabii referandumda alınan hayır oyların incelenmesi var. Revizyona gidilmesi var. Tabii. Teşkilat problemi var. Liderin dinamik yapısının tabanda bir şey yaratmadığının altını çizmemiz lazım. AKP gençlerinin hayattan beklentilerini bile karşılayamadığını ifade edebilirim. Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda, kabinede değişiklikler var. 80 tane kanun değişecek. Bu çok önemli. Tabii uyum yasaları vesaire. Ve de önemlisi tabii, ilk defa bir AKP Genel Başkan Vekili olarak bir makam ihdas edildi. İşsizlikle ilgili değişiklik. İşsizlikle değişiklik evet, var. Bu nasıl bir iş bölümü yapacak? Bunları da önümüzdeki günlerde yeni atılım döneminin somut adımları olarak görmek istiyorum. Can Bey'e de dönelim. Artık lütfen. Evet, evet, ne olur bu programda çok ezildim tabii bir kere. Onu ya estağfurullah. Hay Allah. Şunu söyleyeceğim. Ya iki tane şey. Şimdi Türkiye'nin çok ciddi, bu biraz önce bahsettik ya, dış politika ile ilgili sorunların, bunun ekonomiye kaçınılmaz yansımaları var. Ne oluyor? Her tarafımızda savaş var. Ve dolayısıyla Türkiye'nin dış ticareti bu yüzden engelleniyor. Yani bir kere Türkiye'nin 360 derecelik bir açı içerisinde ekonomik büyümesini sürdürecek şekilde düşünmesi gerekiyor. Ben bir kere bunu bekliyorum yeni yönetimden. İki, nakliyeciler, Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nde danışmanlığı yaptığım için çok iyi biliyorum. Türkiye'den çıkan bir tırın üstündeki Türkiye menşeli bir ürünün kilogram değeri 1,5 dolar. Evet. Onun da yarısını yani Türkiye'deki yabancılar üretine göre 75 sent. Türkiye'ye gelen tırın üstündeki malın kilogram değeri 4,5 dolar. Evet. Yani 6 dolarlık bir ticaret hacmi içerisinde Türkiye'nin payı 75 sent. Onun için dış ticaret için Türkiye'nin bunu 1 dolara nasıl çıkaracağını tartışmak bence birinci önceliğimizdir. Lütfen bunu da kaydedin. Peki, peki Sayın Baydur, Sayın Mithat Baydur, Sayın Mehmet Metiner efendim, Sayın Esat Arslan. Çok teşekkür ediyoruz değerli katılımlarınız için. Hakikaten fikirlerinizden faydalandık. İzleyicilerimiz de eminim öyle. Hatta teveccüh gösterdiler. Hakikaten en çok tweet alan program içerisinde girdik. Yani trend topik içerisindeyiz. Sizlere ve elbette ki buna teveccüh gösteren izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Sayın seyirciler, hatırlatma, Pazar günü kongre ile ilgili, olağanüstü 3. kongre ile ilgili AK Parti'nin çok özel bir yayınımız olacak. TGRT Haber'in dev kadrosu canlı yayınlarla hem sahada hem stüdyolarda hem farklı canlı bağlantı noktalarında sizlere elimizden geldiği kadar önemli bu yayını aktarmaya çalışacağız. Elbette ki uzman konukların görüşleriyle ve yetkililerin değerlendirmeleriyle birlikte diyerek ben sözümü burada noktalıyorum. Pazar günü görüşmek üzere. İyi geceler diliyorum.